Arkadaşlar selamun aleyküm. Geçen toplantı büyük işler karıştı. Bayağı adam aldım. Arkadaşlar selamun aleyküm. Hatta mısınız arkadaşlar? Nerede? Yanlış mı bağlandık lan? 30 kaçtı? Şu çelikeliğe bir giyelim arkadaşlar. Kriptoya bakalım. Bir sürü adam topluyorum. 20-25 kişi yaptım arkadaşlar da. Şimdi işte güçlü olan var. 40 yapacağım. Önemli olan oyunda 30 kişi olmak. Kaçmış telsiz? 39'a 5. Biz kaç girmişiz kardeşim? 39'a nokta 5, tamam. Arkadaşlar hatta mısınız? Lan TS'miz açık değil. Neyin kafasını yaşıyorsun sen ya? Çok sinirlendim arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya, göreceksiniz, içinden geçeceğim. Başsavcılık da zaten şey. Arkadaşlar selamun aleyküm. Neredesiniz çocuklar? Mekanik mi? Tamam. Arkadaşlarınıza söyleyin herkes şehre gelsin. Dur bakayım. Şuna gidelim, bir şeye bırakalım. Anadolaba bırakacağız buna. Çünkü ruhsatlı silahlarımızı da aldık. Bir vukuat oldu mu ben yokken? Var, patron, birkaç kişi Tamam, geliyorum. Geliyorum, merak etmeyin. Bu arada patron. Söyle. Şimdi bir iki memur arkadaşı var, paraları yokmuş falan. Bedava yapıyor diyelim mi? Memur mu? Aynen öyle. Fulleme mi? Aynen. Neyi fulleyecek? Ne aracı? Araç. Araç. Su bir araç. Tamam, subsa yap, sıkıntı yok da. Bizden olsun da. Polislerle iyi geçinelim koçum. Dün toplantıda devletle işbirliği yapıyorsun, Fadıl Delioğlu dediler. Yapmazsam şerefsizim. Geliyorum mekaniğe şimdi. Bütün çocukları toplayın kasap. Şu dünkü Eyvallah. toplantıda Davut Pikman'la Boğaçan vır 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 dır 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 konuştu. Bir de yanında El Reis çetesi gelmiş. Ulan şerefsiz. Senin daha götünde don yoktu. Bize artistlik yaptı. Bugün vuracağımız ilk adamlar El Reis'ler. Herkes toparlansın. SS ineceğiz oğlum bugün, SS. Hadi. Neredeydi bizim mekanik? Arkadaşlar kusura bakmayın, biraz sinirliyim. İş tamam mı? Biraz OC'ye döndü. Ya OC kim bizde yok, sıkıntı yok. Ama hani başsavcıyla işbirliği yapıyormuşuz. Kardeşim başsavcıyla nerede işbirliği yaptık? Hepinizi biz kurtardık lan mahkemede. Emiri görüyorsunuz mu arkadaşlar? Şş, onun da bir papası şey oldu. Davut Pikman'lara bak. Hayırdır lan siz? Hayırdır oğlum? Herkes mekaniğe geldim oğlum, az kaldı. C65 de iyi basıyormuş ha, vesselam. Arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Sunucuyu pay to win yapmadık diye yemin ediyorum o aile gidiyor. Bu aile gidiyor. Rol yapın. Pay to win yapacağım lan yakında sunucuyu. Bağışçı sistemi yapacağım. Adama bak. Ulan herkese iyilik yapıyoruz. Adam ne ki rolden sıkılır. Ulan rol yapmazsan rolden tabii sıkılırsın. Lan bu mekanikteki araçlar ne böyle? Bu kimin araçları lan bunlar? Pidin abi. Ha. Evet. Bizim Evladım hoş gel. selamlar, ne Hoş yaptınız? geldin patron. Oo, eyvallah eyvallah. Baya bir şey oldu ya. Tamam, müşterilerimizi bir şey Hoş alın geldin bakalım. patron. Oğlum bu ne maşallah, ne kadar araba gelmiş bugün. Aynen İşler öyle, yoğun bugün bir galiba. şeydi, evet. Güzel güzel, tamam haydi bakalım. Hızlanın çocuklar, etrafı güzel temizleyin. Hadi bakalım. Gelir. Patronum, pürsünü Karakol. getirin. Hadi Burayı bırakayım. verin patron. Güzel Bana güzel ne lan? güzel güzel. Eren? Efendim? Oh sen bayağı doğum Yok günü bu moğum günü derken geniş geniş. büyümüşsün ha, daha mı geniş? Tamam hadi Hı. bakalım. Güzel, aferin Oo, aslanım ha. Memur bey hoş geldiniz bu arada mekaniğimize. Şerefler verdiniz efendim. Hoş bulduk Hangi efendim, araç hoş bulduk. yapılacaktı efendim? Buyurun yapalım. Bu araç bir tamir temizlik olacak Öyle efendim. mi? Tabii Tamam. efendim, Oğlum buyurun hemen buyurun. kasap, Verin tamir efendim, temizlik. baş verin efendim sizden. Buyurun efendim, kendi buyurun. kanını temizlememiş bu ama. Tamam oğlum dikkat et, otur canım. Eyvallah. Bir şey içer misiniz? Memur bey buyurun buyurun, çay içelim efendim, buyurun. Eren. Bir şey içer misiniz? Ha. Memur bey bak, Anahtarı daha yeni verir demledik. Misiniz? Anahtarı verin beyefendi kasap beye. Vereyim buyurun efendim. Tabii tabii tabii. Memur bey isminiz neydi bu arada? Hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Oğlum çok para lazım bize. Helikopter Erkan satışları başlıyor. efendim, Erkan. Erkan tamam buyurun efendim. Şimdi çay, çorba, kahve, cappuccino, Buyurun, limonata, latte, macchiato. Ne verelim efendim? Ben bir tek Efendim ben bir çay. şey içmeyeyim. Acil işimiz var. Ha, acil mi? Acil temizlik. Tamamdır, doğru. Evet. Siz şimdi şeydesiniz tabii, görev başında. Oğlum 2 dakika hemen, tamam mı? Hemen Tamir et bir. Patron. Hadi canım. Ben okuyup Temizlerim mi yorucu abi? Sen temizle. Jeff Tamam. temizle oğlum hemen dıştan. Memur bey nasıl efendim? Nasıl gidiyor? Var mı olaylar mı olaylar efendim şehirde? Var yani. Şehirde ekonomi düşük biraz. Çok soygun oluyor. Tanrı ya, şerefsiz herifler, ne bekliyorsunuz efendim? Tam biz sizin efendim şimdi devletimizin bütün arabalarını yapıyoruz. Temizlik tamir bedava, hiç sıkıntı yok.
Başsavcılığımızın karar. Oğlum güzelce ha. Oh. Bal dök kaymak oldu yemin ediyorum. Kasabın ensesi gibi oldu vallahi. Tamamdır Erkan Bey, burası sizde. Buyurun oturun efendim. Siz şey yapabilirsiniz, çıkış yapabilirsiniz. Eren tamam, oğlum çayı hallettin mi canım? Hemen yapıyorum. Hemen şey çayı hallet. Ne istiyorsun? Şey söyle oğlum. Amca, bak, Orhan abi beni bıktırdı. Niye, ne oldu, ne yapıyor? Bana hediye verdiği arabaya diyor ki geri ver diyor. Bizde hediye verince geri alınır mı? Alınmaz koçum da, Orhan sana araba vermişti değil mi? Buçtu. Evet. Tamam sıkıntı yok. Kullanmıyorum. Güzel patron. Güzel bulaşıkları da yıkıyor çocuklar. Aferin lan çocuklara. Söyle canım. Sana vereyim. Şöyle vereyim patron. Ne ya? Ha eyvallah koçum. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar bir şey diyeceğim size. Eyvallah koçum, adamsın. Çocuklar ne güzel rol yapıyor görüyor musun? Şş, bir şey diyeceğim onu size. Biz bizeyiz değil mi lan burada? Tabii. Ha tamam. Şimdi acayip icraata gideceğiz birazdan. Dünkü orada toplantıda o yavşak. Amca çayın geldi. Çay geldi. Eren? Oğlum ha çayı mı getirdin? Buyurun evet. Tamam içelim şundan bir tane. Üst kata çıkalım istersen patronum. Yok sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kimler memur beyler burada, gördünüz mü işlerinizi? Yeni gelmişler, ben gördüm efendim. Gördüm abi, gördüm ben. Tamam neredeler, kendileri gittiler mi? Şu ikisi efendim. Ha onlar mı? Tamam. Sıkıntı yok, gitsinler. Abi, oğlum hepiniz öyle bir giyinmişsiniz ki. Ha kim o? Yukarıda biri var abi, senin eski dostunmuş sanırım. Eski dostum mu? Kim lan? Öldü eldiler, bilmiyorum. Kasap bana öldü. Bakayım. Evet bir de maile var şimdi. Kim bu? Ha. Mustang Cruz mu? Sanırım abi. Mustang Cruz. Peki tamam. Rey 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 rey. Oo merhaba Fazıl Bey. Tekrardan sizinle karşılaşabilmek merhaba, büyük merhaba, bir şeref. Merhaba. Mustang Cruz. Evet, Mustang Cruz. Çocuklar bizi yalnız bırakın. Mustang Cruz. En son seni gördüğümde bir sahil köşesinde bir çaresiz denize düşmüştüm vurulup. Hatırlıyor musun? Ben herkesi bilir, herkesi hatırlarım. Cruz. Vay be Fadıl, ne kadar uğraşmıştık seninle ya. Bir türlü ölmedin gitti. Seneler geçti. Yedi canlısın ha. Adada yapılan faaliyetleri hiçbir zaman unutmadım. Kırmızı dosyada senin de ismin var. Mustang Cruz. Bana yaptığın yardımları adada hiçbir zaman unutmam. Seni amcam görevlendirmişti. Zamanın hükümetinde, bakanlıkta çalıştığın günler. Seninle konuşacak çok mesele var. Fadıl, oturalım mı şöyle? Çevik adam, kendine güvenen Mustang Cruz. Evet, şimdi bize yardım edenler her zaman bizim yanımızdadır Mustang. Biliyorsun, zamanında öyle ya da böyle kötü günler geçirdik. Bizi kaçırdılar, adaya götürdüler. Oktay Topraklı'da. Bütün adamlarını gözümün önünde vurdular. Sen hepsini orada şahit oldun. Fakat amcamın derin devleti kullandığını öğrenenler amcamın da peşine düştü. Peki o adadan sen nasıl sağ kurtuldun? Ah. Oturayım mı şöyle? Anlat. Eskileri, ada günlerini anlattığın zaman, amcamın ismini duyduğum zaman eskileri yad ediyorum. Hem içim acıyor, hem merhamet duygularım kabarıyor, hem de intikam duygum kabarıyor. Hala Oktay'dan bir haber yok, adadan beri. Evet. Ne yaptın Mustang Cruz? Anlat. Senin vurulduğunu gördükten sonra hepimiz gittik başka yerlere. Ben tekrardan kendi ülkeme, Kanada'ya döndüm. Herkes seni unuttu, öldü zannettik. Ondan sonra tekrardan burada olduğunu duyunca basıp geldim. Her şeyimi bıraktım. İlk sırf başta, senin yaşadığını gördüğüm için. İlk başta Adalet Bakanlığı seni atarken bu şehre hiç sana güvenmemiştim. Adamlarıma da bu pis herife hiçbir zaman güvenmeyin demiştim. Ta ki adada Oktay'la bana yaptığın iyiliklere kadar. Büyük ihtimalle amcamla çalışan bir adamdın. Evet, amcanı iyi tanırdım. Zamanında adadayken Davut beni kurtardı. Kaldırdı ki biz öyle zannetmişiz. Kurtaran adam Mustang Cruz. Fakat Oktay'dan hala bir haber yok. Onu bir yere götürdüler ellerini bağlayıp.
Davut sonrasında buraya gelip bana savaş ilan etti. Amcamın da arkasından işler yapmış. Babamın bütün mühürlerini çalıp adada kendine bir parça toplamış. Şimdiki savaşım onunla. Nerede olduğunu bilmiyorum. Evlatlarını bıraktı. Şehirdeki bütün savaşım o şerefsiz Davut Pinkman ve adamlarıyla olacak. Fadıl, seni kurtarmamızın tek bir amacı vardı. Onu şimdi hatırlıyorsunuz yüz yüze değil mi Mustaine? Sen sadece çocukların, evlatların için değil, tüm adaleti sağlamak adına savaşan bir adamdın. Babanın, amcanın, dayının, tüm akrabanı temsil eden en asil kişilerden biriydin. Senin ne tür bir illegal yaptığını herkes biliyor. Hiçbir şekilde çocukların hakkında girmeyen, kötü ithamlarda bulunmayan, boş yere illegal yapmayan, Mustaine, uyuşturucu satmayan birisiydin. Bizim davamız bu zamana kadar sadece silah ticareti, hak, hukuk, adaletti. Bu zamana kadarki bütün savaşım ot kartelleriyle oldu. Davut, bundan bir buçuk iki sene evvel o da paraya ota taptı. Otun bölgelerindeki bütün madenleri, koryumları kendi üstüne almak istedi. Savaşım hep onun oldu. Çalkantılı ve psikolojik savaşın olduğu bir döneme geçtim. Gücüm daha da azaldı ve şu an şehirde Davut kendisi gelmiyor. Bütün adamlarını şu an üstümüze saldı ve benim kartellik... Davut mu? Öyle. Zülfikar'ı başına koymuş. Bütün aileleri bana karşı fişekledi. Devlete karşı ve devletten yana olduğumu söylüyor. Şu anki mevcut başsavcı Doğal Afet. Onunla birlikte işbirliği yaptığımı iddia ediyorlar. Ve insanları öyle ya da böyle 5 aileyi kendi yanına çekti. Benim amacım da 5-6 tane aileyi kendi yanıma çekmek. Ve ona karşı yaptığımız büyük iyiliklere nazaran bize bahsettiği şey bu mu? Bu. Cidden. Bu. Bu bir aile savaşıydı. Babamı da bu zamana kadar kandırdı. Bendeki bütün her şeyi itibarımı aldı. Şehirde adımı çıkarttı. Herkese karşı. Zülfikar'a da büyük ihtimalle bunu dedi. Devletten yana olduğunu. Geçen büyük mahkememiz oldu. Hiçbir aile yemedi maçası, birbirini satmadı. Sen görmedin ama oradaydın. Fadıl. Ben her şeyi izliyordum. Her şeyi. Mustaine Cruz. Yanımda davamızı, Oktay'ı, Topraklı'yı, babamı, amcamı bilen her insan benim yanımdadır. Aynı sevdiğim kadın gibi. Çok ihanet uğradın Fadıl. Çok. Hem de çok fazla. Bilmiyorum. Belki herkesi güvenemeyebilirsin. Ama beni çok iyi tanıyorsun. Hem de çok. Tanıyorum. O yüzden dostum, herkesin elini sıkmam Fadıl olarak. Eyvallah. Kimsenin. Korumam, adamım, evladım dediğim insanlar da bir bir gitti. Sattılar. Verdiğim fikirlere, zikirlere, hiçbirine saygı, sevgi, ismini yaptığım puşlar, onlar bile gitti. Benim için önemli olan, davamı bilen, derin devletin bütün dosyalarını bilen adamlardır. Fadıl, buraya gelmemin tek bir amacı var. Senin yolunda yoldaşlık yapmak. Ben bunu bir kurum meselesi haline getirmiyorum. Adalet Bakanlığı'yla bir alakam yok artık. Ama ne kadar istihbaratımın, ne kadar çok bilgiye sahip olduğumun, her şeyin farkına vardığını düşünüyorum. Her şeyi biliyorsun. Biliyorum. Senin bu bir kişisel davadır. Ve ben de senin davanda yoldaş olmak istiyorum. Biliyorum. Mustaine Cruz. Ve ne kadar iyi yönettiğimi de biliyorsun. Zamanında çok uğraşmadık seninle. Ben yanımda her zaman sadakatli insanlar görmek isterim. Fadıl Delioğlu sana baktıkça gözlerine Oktay Topraklı'yı görüyor. O yüzden aramıza hoş geldin. Mustaine Cruz. Hoş buldum Fadıl Delioğlu. Teşekkürler. Büyük bir şeref. Biliyorum. Yeni çocuklar almışsın. Bayağı. 25 tane daha getireceğiz. Patronun kim olduğunu bu şehre göstereceğiz. Dün toplantıda... Ben çocuklara ne dedim biliyor musun bugün? Ne dedin? Dedim ki Faldal'ın tek bir düşüncesi var. Aileler hakkında. Nedir? Bunu da kafanıza koyun. Önemli olan kişi sayısı değil. Önemli olan kimin daha zeki olduğu. Bu bir savaş. Ama
en zeki olan kazanır. En iyi strateji yapan kazanır. Kesinlikle. O da Fadıl'la var. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu zamana kadar hep bu yönde gittik. Amcamdan sonra kartellik mührünü almış. Malikaneye büyük baskınlar verdi. Amcam buraya gelemiyor. Sevdiğim kadın Gaye. Onu da yolladım. Mecburiyetten giremiyor. Bekle. Daha demin dedin ya zekayla iş biter diye. Hadi ilk adımı aynen atalım. Öyle. Alo. Samet Merhabalar, Bey. Merhabalar Fadıl Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz. Dünkü toplantıdan sonra strateji belirlemeye başladım. Seni arayacaktım ben de. Kaç adamsın şehirde şu an? Ya şimdi 5-6 kişi daha biletlerini alanlar var. Onlar da yavaş yavaş geliyorlar. Tamam sonra. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ben bugün 15'e kadar çıkıyor o zaman. Bak ben sana şöyle söyleyeyim Samet Bey. Ben bugün mekaniğimden birazdan 20 tane adam çıkacağım. Davut'un zaten adamlarını indireceğim, o ayrı. Boğaç'ın zaten ne bok olduğunu hepimiz biliyoruz. Yalnız o toplantıda altına arabaları attım. Malikanelerini verdiğim, mahkemede ötmediğim Hellraiser çetesiyle Scorpion. Bak benim şu anki davam bu. Altımda bulunan, senin de altında bulunan ne kadar adam varsa aile, savaşacağımız adamlar bunlar. Çünkü 4'e 1 giremeyiz, 4'e 2 de giremeyiz. Ya 2'ye 2 gireceğiz ya da sen Scorpion'ları bitirirken ben Hellraiser çetesini vuracağım. Bak bundan sonra ben sana şöyle söyleyeyim Samet Bey. Azdan az çoktan çok gider diye bir laf vardır ya. Aynen öyle. Azdan da çok gidecek. Bu kadar. O yüzden ben bugün çıkacağım. SS bölgesine gireceğim. Scorpion denen yavşaklar. Bunlar kim varsa. Ulan biz devlete çalıştığımı söylüyorlar. Bir tane kanıt getirin diyorum. Yok. O yüzden dikkatli olman lazım. Savcılığın ruhu duymadan faili meçhul cinayetlere gireceğiz. Yoksa bu olay bitmez. Senin görüşün nedir bu konuda dünkü toplantıdan sonra? Vallahi Fadıl Bey bu konuda haklısınız. Dünkü toplantıda bu Boğaşan Bey artık bunlara ne yaptıysa full kendi tarafına çekmiş bu dünkü köpekler. Ben Scorpions konusuna değineyim. Scorpionsları dün gece ben adamlarımla birlikte indirdim ama patronu kabullenmedi bu savaşı. Evet. Ondan devam ediyorum şu an aynı bir şekilde savaşa. Evet. Dediğiniz gibi Scorpionslar bende. Hellraiser sizde duyduğum üzere mekaniğinizi basmış. Tamam. Evet evet, şimdi bak ben sana şöyle söyleyeyim, güzel bir strateji. Scorpionları sen alıyorsun. Hellraiser çetesini ben hallediyorum. 4 günden beri mekaniğime tecavüz ediyorlar. Ama var ya, ben onlara arşın arşın tecavüz etmezsem bu akşam hiçbir şey bilmiyorum. Bak sana o kadar söylüyorum. O yüzden oğlum birlikte kontak halinde gidelim. Zaten Duru ailesiyle şeyler de burada, özbilekler. Onlar da dün malikanelerine yerleşmişler. Onlar da akın akın adam getiriyor. Şu an şehirde kuralına uygun, racon neyi gerektiriyorsa konsey, ki başsavcılık var. Başsavcının kulağına hiçbir şeyin gitmemesi gerekiyor. Sonu bize gider. Bu adamlar mahkemede bile ötebilir. Bu adamların patronlarını vurana kadar şehirde yeni davamız başlamıştır. O yüzden bir sürü adam getirmeni rica ediyorum. Güvendiğin adamları. Bilgin tamamdır, olsun. Tamamdır. 1-2 saate en yakın 10 kişi. Tamam. Kendi ekonomini, ticaretini mutlaka adamların arttırmaya bak. Akıllı bir patronsun belli. Toplantıda yaptığın çünkü sadakat güzeldi. Tamam. Eyvallah. Ben kendi yolumu çizmeye gidiyorum. Kendine iyi bak. Tamam, bir şey olursa yazarsın. Tamam. Fadıl ellerim kaşınıyor. Beyin oyunu demek ya. Kaşıcacak. Mustang Cruise. Şimdi çıkıyoruz. İntikam vakti geldi. Arkadaşlar herkes toparlansın bakayım. Vukuat var. Şş, kasap. Baba bir daldı. Daldı mı? Dalsın bakalım. Dalsın kasap. Arkadaşlar polisi artık yollayın, tamam, hadi bitsin polisin işi ya. Hadi canlarım. Arkadaşlar mekanikte olmayan var mı? Telsizde olup da mekanikte olmayan. Geldik. Tamam. Köpüdeyiz. Tamam tamam. Şimdi şeye kayacağız. Gelsin herkes buraya. Kasap herkes de silah var mı lan? Hayır. Çoğunda var evet. Çoğunda olması lazım. Selam oğlum, dün benden abi. Sonra bir işe kalkıştınız mı? Yok yok. Aleykümselam babacığım. Tamam. Bugün bir şey, herkes bizden mi burada? Tamam. Herkes bir, herkes bizden değil mi arkadaşlar? Tamam. Mekan, tamam. Hadi bakalım. Bugün bir eve girdik. Bayağı bir şeyimiz var. F5 coin'imiz var. Bende şu an sadece bende 6 tane var. F5 coin. Yine ekibin diğer geri kalanlarında da var. Onun haricinde patron zırhı bulduk. Buldun mu zırhı? Evet, zırhı bulduk. Allah'a şükür size. Helal olsun. Ne kadarmış yok, fiyatı? Yok. Alışı? Şimdi yok, fiyata gitmedik. Şöyle bir tane Darkodin bulmuş. Hı-hı. Sonra bugün bir tane Duru ailesi bize bunun yerini verdi. Ha, verdi mi?
Aynen verdi. Şimdi... Ama bizden de karşılığında şey istedi patron. Ney? Kenevir'in yerini. Biliyor muyuz? Alexander biliyor. Nasıl lan toplamayı? Marjuana'yı mı biliyoruz? Toplamını mı? Alexander. Evet. Biliyor musun? Buldun mu oğlum marjuyu? Biliyor dedi. İşte marjuana değil, normal kenevir var. Tamam, normal kenevirse sıkıntı yok. Onun parası az. Verin gitsin dur ailesine. Adam bizim için iyilik yaptı. Tamam. Onu ver. Güzel, güzel. Benden izinsiz hareket etmemeniz çok güzel. Devam. Şöyle bu arada ona bir şey getireyim de. Biz gidip daha yerini teyit etmedik. Yani bize yerini verdi. Ama kalabalık gideriz diye düşündük. Şimdi beni dinle. Evet, biz bulduk patron. Zırhı buldunuz mu onu şu an? Evet, somut bir şekilde biliyor musunuz? Evet patron. Şimdi beni iyi dinle. Şu an şehirdeki en büyük savaş zırh savaşıdır. Zırhı bilenler Davut Pikman'lar, Skorpiyonlar. Büyük ihtimalle Boğaç'a söylediler. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu adamlar sabahtan akşama kadar burayı mesken tutuyor. Biz ne yapacağız? Çaktırmadan size görev veriyorum. Bu akşamdan itibaren bak savaş değil, silah değil. Bana istihbarat getirin. Ne istihbaratı? Bir, dürbün alıyorsunuz. Mekanı uzaktan kesiyorsun. Hangi araç, hangi plaka, hangi renk, hangi adam, hangi maske, kaç kişi? Orayı kim mesken tutuyor? Bana bunu söylüyorsun. Hangi saatte? Biz bu saatte bütün adamlarımızı alıyoruz. Yanımıza da Duru'yu, Oglon'u alıyoruz. 35 araba. Bak şerefsizim, yalanım yok. 35 araç. O zırhı mesken tutuyoruz. Anasını satayım. Nah sokacağım onları oraya. Eyvallah. Tamam. Mantığımız eyvallah. Bu ama bunun için ilk istihbarat önemli. İstihbaratsız çalışmam evet. Ben. O yüzden arkadaşlar... buradaki istihbaratı bana getiriyorsunuz ve biz bu adamla savaşıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Silahlanacağız. Araçlarımızla birlikte o toplantıda... Bak çocuklar, ana düşman belli zaten. Ben ana düşmana kızmam. Ana düşmana yardakçılık yapan şerefsizler benim gözüme daha çok batar. Kim o? Hellraise çetesi. Ve bunlar mekaniğimizi de basan puşlardı. Bunların hepsini şimdi bugün çıkacağız vuracağız. Var mı istihbarat Hellraise hakkında? Nerede takılır bunlar? Benim var efendim. Ben notlarını biliyorum. Mailde ama bir daha bakmam gerekiyor. Tamam, bakacaksınız. Bir, iki, aldığınız notlar bak çok önemli. Tamam mı? Ben şehirde yokken sadece istihbarat alıyorsun. Ben buradayken bunu somut hale döküyoruz. Şimdi bir diğer olay. Bu akşam çocuklar bir görev vereceğim size. Kuyumcu soygunu yapmanız lazım. Her gün artık yapacaksınız çünkü bize polis silahı lazım. Evet. Tamam. Zırh olan. Burada şey bizde AP vardı bir tane patron. Tamam, dur. O kalsın, onu kullanmayın. O kalsın şimdilik. Arkadaşlar dediğim gibi mantığımız bu şekilde ilerleyecek, tamam mı? Bu şekilde gidiyoruz. Artık Eren de bazı şeyleri gördü. Ben anlattım, tamam mı? Çok derinine girmeden dikkat, adama baksana. Giyinişi değişti anasını. Bu arada Fadıl, benim eski kimliğim var bu arada. Bakanlıkla ilgili sorunları çözerim ben seninle alakalı. Tamam güzel. Bakanlık konusunda zaten seninle toplantı yapacağız. Arkadaşlar şimdi beni herkes iyi dinliyor. Buradan şimdi malikaneye kayıyor. Bizim sayımız niye az oğlum? Bizim şu an bir 7 kişi daha olmamız gerekiyordu. Miran buradan, Miran. Buradayım geldim. Ben geldim tamam. Yok bizim işte... Tamamdır çocuklar. Şimdi herkes bir aracıyla çıksın. Aracıyla hemen malikaneye gidiyoruz. Arabalarımıza falan bakalım. Ben gel. Araba lazımsa benimkini verebilirim. Patron, söyle. Verebilir mi? Mail attım. Tamam güzel. Hadi Garda bakalım. Birbirine gel. Geldim. Benim arabayı vereyim mi amca? Yok gerek yok oğlum. Amca bir de benim dün doğum günümde ona... Hediye mi istiyorsun oğlum? Evet. Oğlum sana hediye medya yok. Orhan vermiş sana zaten hediye. Amca ota ne zaman lan yaşadın? Hadi çıkıyoruz. Hadi olaylar karışık. Hadi bırak şimdi hediyeyi. Hadi. Ben bindim lan dur. Binsen Deren. Dur. Gel. Geçemiyorum. Geliyorum. Sen de öğreneceksin artık her şeyi. Su tabancasıyla savaşa gideceğiz. Artık sen de büyü. Bunlar kim arkadaşlar? Ben de mi? Abi. Yeni gelenler Duru ailesi değil mi bunlar? Evet. Dur bekle 2 dakika bir konuşalım şunlarla. İki dakika bir konuşalım. Beyefendi hoş geldiniz. Taner Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Eyvallah. Ne yaptınız Taner Bey? Var mı bir şey? Vukuat falan. Vallahi bir vukuat. Şimdi bu biliyorsunuz adamlar arasında bir egemenlik kurmuş yani. Gördüğüne dalıyorlar. Kimler? Kimler affetmiyorlar. Fadıl Bey ben... Ya biliyorsunuz size karşı olan taraf. Fadıl Bey size şöyle söyleyeyim. Bugün bir adamı takip ettim. Bilgi bir arada. Boğaç'a benziyor lan. Hellraise'ın lideriymiş. Direkt sizi arıyor. Deli olanın ismini verdi. Sana bir şey diyeyim mi? Biz nereye gidiyorduk baba? Bunları vurmaya. Siz bu kadar kişi misiniz şehirde şu an? Aynen. Ya daha var. Getirebilir miyim kaç işte? Aynen. Toplanacağız yavaş bak, yavaş. Bak şöyle yapalım. Taner Bey şöyle yapalım. Şimdi siz zırhın yerini biliyordunuz. Doğru mu? Doğru. Aynen. Bak siz zırhlanın. Silahlanın. Bütün adamlarınızla birlikte bizim malikaneye gelin. Araçlarınızı da siyah zaten. Doğru mu? Aynen öyle. Bizimki de tamam baba çıkıyoruz. Bu her reisin patronunu kaçırıyoruz. Hadi artık tamam. İcraat günü. O toplantıda Fadıl dediğini Bey. Ağzına yedireceğim. Eyvallah.
Söyle. Şeyiniz var mıdır acaba hatasız numarası? Aynı hatasız numarası. 39.5 şu an. Tamam 39.5 bağlan 39.5'a tamam. Abicim. Taner Bey sizi biz malikanemize bütün adamlarınıza siyah araçlarınıza zırhlı silahlı bekliyoruz gelin. Kıyafetlerimizi değiştirelim mi böyle gelelim mi direkt? Kıyafet sadece yüzünüze bir maske takın yeter. Tamamdır. Tamam hadi bekliyoruz biz size. Hadi görüşürüz. Demek beni arıyor ha. Fadıl'ı bütün şehir arıyor. Çıkın lan. Herkes malikaneye. Bizim uyuyan bütün çocuklar. Gel oğlum tabii ki de geleceksin. Senin soyadın Delioğlu değil mi oğlum? Delioğlu. Haydi. Gaza arkadaşlar geldi. Herkes malikaneye. Bas oğlum. Bu Hellraiser'ların huduna, arabalarına, isimlerine, soy ismine kadar, kız kardeşlerine kadar hepsinin istihbaratını aldım. Oğlum sen bunun kız kardeşiyle çıkmıyor muydun? Onun kafasını kesmişler. Kesmişler tabii. Anladılar demek. Eşşal eşekler. Yürüyün lan. Mersem Fadıl'ın arkasından oyun yapıyorlarmış. Kim lan bunlar? Basın oğlum haydi. Cihye bak spor aracı geçiyor. Vay babam ne motor takmışsın sen buna be. Harbi ha. Eren oğlum artık sen de büyüdün tamam mı? Savcıyla konuştum. Tamam. Reşit yaşı 14'eymiş. Sıkıntı yok. Ama su tabancası eline alamazsın. Tamam. Vermem. Tamam. Biz olur, adalet olur, için gidiyoruz koçum. Adalet. Çocuklar Duru'yla şimdi bir birleşmemiz oldu tamam mı? Ogonlar skorpiyonları indirirken biz arkadan gideceğiz koçum. Bu Hellraiser'in alayını indireceğiz. DPV'ye alayını indireceğiz. Zırh stoğumuz ne bizim kasap? Zırhımız var mı? Şu an kişiler de var, kağıtlar da var ama şu an toplu daha depolamadık. Tamam. 100 adet var depoda. Vallahi ama süpersin. Tamam harika. Halik de geliyor şimdi çocuklar halledeceğiz. Bütün arkadaşlarınızı uyandırın. Şehirde dün akşamdan beri benim kelleyi arıyormuş şerefsizler. Merso'yu da çıkartalım. Evet dinliyorum. Dün skorpiyonların liderinin biz kellesini aldık ama. Fotoğrafını da alsaydınız kriptoya atardık. İşte onu yapamadık polisler maalesef. Tamam. Aynen polislere dikkat edeceğiz. Arkadaşlar bak başsavcı zaten direkt yakalama kararı çıkartmak için dört gözle bekliyor. Arkadan hiçbir şey bırakmayacağız delil. Biz sizi bekliyoruz malikanede. Tamdır Fadıl Bey hemen geliyorum. Herkes arkadaşlar koruma kıyafetlerini tamam maskeli olan var ya dün onu giyiyor. Seri. Gidin giyin hemen içtima alanına geçin çabuk araçları çıkartıp geliyorum. Lazımsa getirilir size. Yo zırhımız var sağ olun. Biz kıyafet giyinip geçeceğiz malikaneye. Fadıl Bey. Ne olur. Gel sen ne geleceksen sana da söyleyelim kıyafet. Tamam bizim... Arkadaşlar ya dikkat oluyor. Haydi arkadaşlar haydi. Araçları şu araçların nizami çekin arkadaşlar sportiflere. Şu çekilmiş tarafına 3 tane koruma gelsin. Mustang gel. Dikkat edin polisler dört dönüyor. Gel buraya Alexander. Patron Eren de gelecekse o kıyafetleri söyleyeyim mi Eren? Söyle. Hadi Eren'in de başladı artık günü. Haydi canım. Kuruz. Bunu al. Biz aynı araca bineceğiz. Sende kalsın bu araç. Tamam. Al sana eski meta. Üzlediniz değil mi? At beni. Çak beni. Beni del etmeyin. Çak beni. Gel. Seversin Kuruz. Seversin. Şu araçların hepsini temizleyin bakayım. Mekanik gelsin bizim çabuk. Baba yadigarlarını temizlemeye başla. Bu adamların hepsi Merso'ya tamam mı benim gelinciye fokuslanıyor arkadaşlar. Ben G'ye bineceğim. Ona göre. O yüzden Mercedes'e bir tane adam koyacağız stratejik. G65'lere 4 adam koyacağız. Salak ona fokuslanırken G'lerin hepsi adamı indirecek. Gerizekalılar size. Gel şimdi buraya. Gel patron, şimdi. Arabası iyi kullanan gelsin. Bu değil oğlum bizim maske. Şu bizim maske bu. Tamamdır. 158 patron. Olması lazım. Tamam mı koç? Tamamdır patron. Taner Bey sizin araçlar hangi tarz?
Yok. Tamam süper. Biri Mercedes, biri VSTR. Tamam çok iyi. Patron. Bekliyoruz sizi. Söyle kasap. G'lerle olmamız biraz sıkıntı oluyor ya. Şimdi onlar hızlı araç oluyor ya. Bir araca 4 kişi gittiğinde bir araç patlıyor. 4 kişi otomatik olarak gidiyor. Kasap. Sana bir şey diyeyim mi? Eyvallah. İzle koçum şimdi. Şimdi bana şunu yap. Öndeki eyvallah. Bütün siyah spor araçları bunların yanına çek. Getir. Çabuk. Bunların yanına. Çabuk tamam, çabuk, çabuk 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 çabuk. Sen stratejiyi evet, izle şimdi. Gelin, çekin, siyah sportif araçların hepsi arka tarafa gelsin seri. Dağılım yapacağım. Biz normal kıyafetimizde maske giysek bir sıkıntı olur mu? Yoksa direkt komple değişelim mi? Fark etmez ya, direkt üstünüze bir maske atın yeter. 198 yapın. Yani kendi aile tarzınız gözükebilir, sıkıntı yok. Tamamdır, siyah tamamdır. Sportifleri olmuş. Arka arkaya çek, at çiftliğine değil. Mersoların arkaya. Hem G'lerle gideceğiz hem sportiflerle çıkacağız, tamam mı? Yok edeceğim şehri bugün. Geç arkaya, süper. Çocuklar bana bir yemek su bağlayın hemen. Ofisin önüne geliyorum. Gel veririm. At hemen at. Arkadaş da yeni gelmiştir. Tamam halledeceğim, ben halledeceğim, ben halledeceğim. Bırak. Yakıştınız mı? Hey aslanım benim. Eren gel buraya. Efendim geldim. Güzel. Aferin. Aslanım artık bugün davan başlıyor. Soyadına yakışır çocuk, evlat olacaksın. Seni yetiştireceğim tamam. Ama silah kullanmak yok sana. Ver şunu bakayım. Suyunuz varsa bana da ağzımda verin. Verin oğlum çocuğa su. Şimdi herkes bizim arkadaşlar içtima alanına geç seri. Şu güzeldi diye hatırlıyorum. Polisten çaldık. Oksi. 4, 3, 0. Tamam. Benim üstüm tamam ya. Benim üstümde bir sıkıntı yok. Geç 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 geç. Tamam araçlara bakıyorum şimdi, siyah araçlara. Şu diğer araçları kaldırın oğlum. Çekin o araçları mekanikler. Sadece siyah araçlar kalıyor. Ey maşallah yiğitlerime. Arabalara bak. İşte bu. Süper. Aferin kasap. Temizlik bakım hep sende kasap. Hadi oğlum. Eyvallah eyvallah. Beni öldüreceklermiş. Beni ha. Beni öldürecekler. Çak şunlara 2K beğeni çaksana. Çak yorum Dijilet. Çak yoruma Delioğlu davası. Tamam koçum adamsın. İyi ekip, olgun ekip dinliyor. Aferin, velet yok. Halik de gelsin, kayacağız. Ege nerede kardeşim? Nerede bu ya? Nerede bu Ege ya? Tamam yazdım çocuklara, hepsi geliyor. Hadi bakayım. Gelenler siz misiniz? Yoksa patron deli bilek ailesi. Deli bilek mi? Merhabalar Fadıl Bey. Merhaba merhaba, buyurun buyurun gelin. Gelelim. Arkadaşlar inin araçtan. Peşimde kalın. Hoş geldiniz. Merhaba Fadıl Bey. Abi sesini nasılsınız? Düzelt ya. İyiyiz iyiyiz, sizin gırtlağınız iyi olursa biz de iyi olacağız biliyorsunuz. Sıkıntı varsa düzeltirim biraz sonra. Evet evet, bir kekik suyu içerseniz mis gibi gelir. Tamam. Ben konuşurken siz konuşmayın yeter. Daha iyi şey sağlarız. Dinliyorum buyurun. Bir tane istihbaratlarıma göre bir duyum aldım. Şehirde sizden başka silah satan bir arkadaş varmış. Onun numarasını buldum. Kendisine burada şey diyor. Neydi? Şehrin sahibi benim diyor. Davut'un adamlardır. Haberiniz olsun diye. Hayır değil. Nereden aradınız peki bu adamı? Ben aramadım. Kendisine bana ulaştı diyelim. Ben de hayır tamam dedim. Bakalım dedim. İlerleyen zamanda yardımcı olurum dedim. Ama size de bildirmek istedim. Eğer kendisini ararım. Bir yerde buluşmak isteriz. Siz de peşimizden gelirsiniz. Adamı alırsınız isterseniz. Silah satıyor ha? Evet. Tamam çok güzel. Çok güzel. O zaman şöyle yapalım. İsminiz neydi beyefendisin? Benimki Mustafa. Ha tamam tamam. Mustafa Bey şimdi siz ne yapın biliyor musunuz? Bu adamdan bilerek bir silah ticareti yapın. Adamın güvenini kazanın. İkinci postada biz devreye girelim. Şöyle ama üstümde fazla para yok. Paranız yok. Biz size silah yardımı yaptık mı? Evet yaptınız. Yaptık tamam güzel. O zaman şöyle yapalım. Adamın ses tonu nasıldı? İnce mi kalın mı? Kalın. Kalın. Bu büyük ihtimal bu açıların adamı. Oradan bizi oynuyorlar şerefsizler. Şehri ikiye böldüler, it oğlu itler. Sizin kaç tane adamınız var? Bizim şu an
Şehirde 7 tane adamımız var çevrim için. 7 tamamdır. O zaman şöyle yapacaksınız. 30 tane adamı buraya yarına kadar getirin. O adamla irtibatta kalın ama bu akşam yapmayalım o operasyonu. Benim şu an başka bir operasyonum var çünkü. Bilginiz olsun. Tamam. Tamam, yardımcı olabilirsek. Şu anlık yardıma gerek yok çünkü 3 aile yapamıyoruz. Şu an durularla biz çıkacağız. Sizin aciliyetinden tamam. 30 kişi yapmanız lazım bu şehirde. Bilginiz tamam. olsun. Kekik suyunu da içmeyi mutlaka unutmayın. Tamam abi. Ekonominizi de çok iyi şekle getirin. Birlikte güzel işler yapacağız çünkü. Zırh konusunda da biz size yardımcı oluruz. Hiç sıkıntı yok ucuzdan. Tamam. İstediğim roller dönüyor. Bir de şu şekilde. Biz bir tane mekanik almayı planlıyorduk. Dedik size karşı şey olur. Rakip olmuş gibi oluruz. Çünkü... Mekanikte bakın biz bizim dostlarımızın hepsine yardım ediyoruz. Hiç merak etmeyin para konusunda da. Tamam. Şöyle ben mekanik açacaktım da sıkıntı olur. Size de karşı gelmeyeyim ya şey olmasın diye. Eğer isterseniz bizim tamam. adamları sizin orada çalıştırabilirim. Bir bak bak kim arıyor bak. Dayı arıyor bak izle. Alo. Alo. Seninle görüşemedik bile oğlu. Görüşemedik mi? Görüşeceğin gün kafana sıktığım gündür dayı. Bana bak deli oğlu. Sen avukatla iş mi yapıyorsun? Avukatla iş mi yok. Sen avukatı tehdit ediyorsun. Ha, belediye başkanlık sürecinde. Bu kadar devlete girmek istiyorsan avukatı tehdit etmeyeceksin. Bu adam savcıya seni ötersen olacak. Ben devletle peşkeş çektiğim falan yok. Sen avukatı tehdit ederek kendine peşkeş çekmişsin zaten. Başsavcı seni alıp da mahkemeye atarsa ne yapacağız dayı? Avukatı almışsın safına. Artık belli senin ne oldu. O avukata söyle kafasını çıkarttığı yerde kopartacağım. Sen o avukat senin telefonlarına niye bakmıyor? Çünkü adam namı olan adamın yanında duruyordu ondan seni engellemiştir. Anladın mı koçum? Bütün şehirde bak sen delikanlıysan şehire bütün adamlarını getirirsin. Gördüğüm yerde senin ağzına mermi boşaltacağım. Boğaçan. Bana yer mekan söyle. Hepsini yer mekan yok. Şey. Her yer benim. Her yer şehir benim. Sana bir yer belirle savaşalım orada. sen Scorpion ve Davut Pikman denen çöplüklerin arkasına saklanmış bir adamsın. Tamam, onları da kendi tamam mı isminle cisminle oyun yaparak yok kartel olun ben sizin arkanızdayım diyerek maval okuyorsun. Hepsini çöpe atıp kendin geçeceksin. Bilmiyor muyuz lan biz bu numaralara? Bana bak deli oğlu. Sana kartellik yakışmıyor. Sen git mekaniğinde araçları tamir et tamam mı? Bana bak Fadıl deli oğlu. O ben şehri sonunda sana diyorum kalın. Ki malikane girişi alıyorum. Zaman mekan belirle. Bugün içinde istiyorsan kasabada veya başka bir yerde. Bana bak. Savaşalım. Yer de benim, mekan da benim, zaman da benim. Anladın mı? Sen kıçını tekiladan kaldır. Anladın mı? Sen de garajından bak sen, ben de bana diyorsun ya devlete Fadıl Delioğlu peşkeş çekmiş diye savcılara, avukatlara. Ulan sen tekila barda etkinlik yapıp savcıya orada şarkı söyleten adamsın. Senin de malum devletle işbirliği yapmadığın. Ha avukatı arkamızdan tehdit edip Fadıl'ı hiçbir şekilde korumayacaksın. Belediye başkanlığını kayıracaksın vesaire diyen sen değil misin? Sana onu söyledi. Ben duyarım Boğaç. Her yerden duyarım. Biliyorsun. Bana bak Fadıl Deloğlu. Toplantı çıkışında sana verdiğim o mermi en kısa zamanda kafanda olacak. Unutma. Şu an o mermi nerede biliyor musun bana hediye ettiğin? Söyle silahımdaki namluda. 20 kalibrelik silahta. En sona kurşunu sana sıkacağım. Senin silahındaki mermiler ters dönmüş Fadıl Deloğlu. Dikkat et de kendini vurma. Gördüğüm yerde bütün adamlarını indireceğim. Hepsini. Şey, fotoğraflar var, hepsinin fotoğrafı var. Hepsinin fotoğrafı mı var? Güzel. Fotoğrafı var. Unutma Boğaçan. Dediklerimi unutma. Dediklerimi unutma. Davut'a da, Skorpiyonlara da yaptığın oyun belli. Salak bir adam değilsin, ben de değilim. Kapat. Zamanında onlar da öğrenecek. Zamana geldiğinde. Göreceğiz. Aptal herif. Tamam gelin bekliyoruz arkadaşlar. Oyunları başladı arkadaşlar. Eyvay. Maslin sen niye böylesin? İnsanların celladı olmaya geldim. Fadıl. Celladı mı? Evet. Güzel. Düşmanlarının celladı. Güzel. Zamanda adaya gelen adamlara benzemişsin. Eksiniz. Hacker çetesi vardı. Hiç unutmam. Tamam şimdi. Eksiniz gediğiniz varsa Halik seri hallet. Al şu silahları oğlum makinemden.
3 tane silah var. Şu sustalıyı da al. Bizim zırhlar nerede demiştiniz kasap? Ofis deposu patron. Tamam, Taner Bey buyurun. Tamam, sizin sıraya geçmenize gerek yok. Şimdi 2, 4, 5 adamınız var. Güzel. Sizin araçlar da siyah. Maşallah. Çok iyi. Tamam. Harika. Şimdi dayı aradı beni. İleri geri konuşuyor. Gördüğümüz yerde sizi vuracağız diyor. Bunlar büyük ihtimalle zaten yanına bir aileyi de almıştır. Zaten bu Davut'un adamları da gezmiyor. Davut'a güveniyor. Hepsi Davut'a güveniyor. Oğlum herkes zırhı tam. Zırh olmayan el kaldırsın. Zırh olmayan. Ver oğlum zırh herkese. Üçer tane ver yeter. Hemen. 2, 3 tane ver. Silah olmayan el kaldırsın. Silah olmayan. Tamam. Mustang geç sıraya. Geç babacım sıraya. Balık'tan geldin mi? Onlar bir güzel. Taner Bey sizde bir eksiklik var mı? Yok. Ha tamam, çok iyi. Efsanesiniz, harika. Silah attın mı? Silah verdin mi ona? Dün çıkarken de size laflar ettiler, bilginiz olsun. Yok duruymuş, muruymuş. Yanında az olan adamları yanına alırmış. Bilmem ne. Cartcur, şimdi ben göstereceğim ona az adamın ne olduğunu. Çocuklar, bizim arabalara stratejik bineceğiz, tamam mı? Birazdan dağılım yapacağım. Şu an hiçbir eksiği olmayan benle gelsin. Ben tamamım patron, sıkıntı yok. Benle gelsin. Kasap, Teri nerede oğlum bizim deli? Fadıl Bey. Dinliyorum. Ben aracım hemen arkadan alıp bizimkileri yanına çekeyim. Olur. İçine tükürdüklerimin. Oğlum, bir insanın patron. Her şeyi yürüyüşünden belli olur. Aslanlarım benim. Söyle, patron. Söyle. Motelde mi? Tamam. Araçlarının rengini versene bana hemen. Böyle kırmızılı, siyahlı bir araç var. Kırmızı, siyah. Tamam. Sedef mi var? Yani kaç araçlar peki? Şu an tek araç. Burada tek araç, tamam. Rengini kafanda iyi belle kasap. Hadi canım. Tamam, belledim. Çocuklar, şimdi bizim Merso'ya sadece bir tane adam binecek. Çünkü bunlar hepsi Mercedes'e fokuslanıyor. Tamam, bilginiz olsun. Mercedes'e fokuslandığı için salaklar. Direkt 6 araç oraya fokuslanıyor. Biz arkadan hepsini vuracağız. Şimdi E300'e bir tane delikanlı lazım bana. Efendim? Patron, bir takip ediyorsun. Mercedes alın, sıkıntı yok. Biz 4 tane Merso ile geleceğiz zaten. Kafaları karışacak salaklarım, merak etmeyin. Eren gel oğlum buraya. Tamamdır, pardon. Geldim. Oğlum, gün bugün, tamam mı? Tamam. Gün bugün. Şimdi bir adam var, malikane gidelim mi? Kim, seni mi takip ediyor? Aynen. Tamam, bir tane ne, kırmızı araç mı? Döndü mü? Döndü. Tamam. Eren gel buraya oğlum. Geldim. Al bunu. Ben mi sürüyorum? Bu araç sende, su tabancan yok. Yakalansan daha hiçbir şey yok. Eğer seni tamam. Polis yakalarsa ötmüyorsun. Polis tamam. Seni yakalarsa üstümde bir şey yok. Artık. Ben sadece yoldan geçiyordum diyorsun. Hastaneden doyuyorsun. Zaten reşit olmadığın için sıkıntı olmayacak. Silah tamam. Kullandığın zamanla gelecek oğlum. Bugün Belioğlu davasının başladığı gündür. Bin arabaya. Sadece arabayı süreceksin. Bin. Tamamdır. Tamam. Şimdi. Oğlum, arabayı iyi kullanan adam lazım bana. Kim var? El kaldır. Kendine güvenen. Gel. Gel. Gel şimdi, sen stratejiyi izle. Gel bakayım. Al oğlum bunu. Atla arabaya. Al. Sadece tek sürüp savaşacaksın. Tamam. Tamamdır. Mersonlara sadece tekil adam koydum. Kimse konuşmasın şimdi. Güzel. Geçin oğlum sıraya. Taner Bey, siz de araçlara geçebilirsiniz. İstediğiniz stratejide. Şimdi patron. Çocuklar. Evet. Yemek, sumarımı, her şeyi aldık. Tamam, süpersin. Süpersin, haydi. Şşş, Alexander. Senin efendim? Araba kullanımın kötü diye biliyorum. Çok kötü. Çok kötü, evet. O zaman şöyle, benim araba kullanımım iyi. İyi olduğu için şu bende, tamam. Tamam, kasap. Mustang neredesin? Geliyorum. Seri gel. Kasap, sen tamam. Benim araçta olacaksın. Tamamdır. Zırh git Halik'ten al, söyle. Benimki Mercedes'in benzini az ama biraz. Tamam, gideceğiz. Benzin doldurmaya gideceğiz şimdi aşağı. Mustang. Sen bu araçtasın, unutma, tamam, ben kullanacağım aracı. Senin araba kullanımın nasıl? Yani tamam, ben kullanacağım. Sen bu araçtasın, başında dur. Kasap da burada duracak. Halik de burada duracak. Fadıl Bey, sizden çıkarsınız, biz arkadan geliriz. Hiç merak etmeyin, telsiz bende zaten. Tamamdır Fadıl Bey. İçinizden geçtiniz. Bana 5 paket koysan yeter. Ya bu yerde yemek var. Tanıdığım sıkıntı patron ya. Tamam. Başka sen mi Ömer mi? Patron. Patron beni yanına çağırdı. Yemek aldın mı? Aldım. Erene tamam, başka yemek istiyorsunuz mu? Bağlayalım mı? Oğlum bir dur lan kas. Telsiz ver telsiz ver. Zırta verin. İstiyorsunuz mu? Eren. Efendim? Gel oğlum. Şimdi sana telsiz vereceğiz, zırh vereceğiz, tamam mı? Eren. Halledin çocuğum, telsiz zırh verin bakayım Eren'e. Dediklerimi sakın unutma. Bugün seni deneyeceğim. Hadi. Tamam. Patron sindirmiş. Geri varsa gelebilirim sesin. Tamam, sen de geleceksin. Mustang sen, ben kasap gideceğiz. Anlaşıldı. Ben kullanacağım arabayı. Tamamdır.
Bu adam psikopat. 1v4 alıyor anasın. Aynen, tek başınız. Şimdi beni dinle. Sportif araçlarının sahipleri araçlarının binsin içine. Tek bineceksiniz. İki değil. Sportif araçlar tek. E300'ler tek. G65'ler 4-4-4. Onlar ölüm timi. Hadi oğlum. Halik abi nerede? Halik abi nerede? Halik neredesin? Seri gel. Halik abi nerede? Jeff nerede? Şimdi içinizden geçtim. Ben 6 tane F5 gönderimini sana vereyim mi? Ver bende kalsın. Al sen de şunu. Alayım. Bende 11 tane zırh var. Tamam tamam bakayım. Tamam bana ver. 2 ver. 2 ver. Tamam. Kaldırın patronu dönün. Biraz seri olun. Motelden alabilecek. 3 verdim. Tamamdır. Yakında savcılık helikopter satışlarına başlayacak. Devlet ruhsatlı. Onun için çok para lazım çocuklar bize. Helikopter kesin şart. Yakında o çağa da geçeceğiz. Kola istiyorsunuz mu kola? Motelden alabilecek var mı benim? Motelden gelmeye çalış oğlum. Şu an alamayız. Tamamdır patron. Nereye gireyim? Malikan senin üstünde var mı silah milah her şey zırh? Var patron. Tamam çok iyi. Hazırsan biz seni motelden alacağız. Bekle. Tamamdır. Eren atla araca. Evet. Eren aracı atla moteldeki çocuğu al gel. Tamam. Abi yerde 10 tane var. Üstündeki tuşa basarak konuşmayı dene bakayım. Hangi? Patron Paul. Araçlara bakayım maşallah. Zırh ihtiyacı olan gelsin yanıma. Tamam tamam. Herkes zırhı tamam değil mi? Efendim? Hadi çıkacağız. Aynen, oğlum şimdi laf kalabalığı. Kes şimdi sesi kes. Sesi kes. Eren sesin geliyor. Eren şimdi motelden git bizim çocuğu al gel. Çabuk. Seni vursalar da bir şey olmaz. Üstünde hiçbir şey yok. Devam et oğlum aslanım. Tamam. Şimdi biz de tamam. Şimdi sportif araç sahipleri araçlarının başına geçsin. Tek kişi. Strateji izle şimdi kasap. Emirhan gel birinci. Herkes geçsin oğlum. E300'ün sahibi. Geç oğlum. Geç E300'üne. Ne dedin kanka? Kanka bunu sana vereyim gel. Aynen verin. Yok ben bunu istemiyorum. Benim araca binecekler. Tamam mı? Halik, kasap, bir de Jeff. Gel. Alexander sen de geç oğlum bir tane araca. Tamamdır. Beyler ben de hızlı bir aracım. Alex. Benim vereyim anahtarını. Hızlı hı-hı. Araçlar alın. Hızlı araçlar al. Geçin gel beraber gidelim. Gel şuna araçlara. Geçek. Buram. Oğlum kasabın yanına gelsin biri. Sportif araç verecek. Gel. Silahına güvenen biri gelsin. Yok mu? Adam motel değil. Kimse... Tamam geliyoruz oğlum. Seni alıyor. Kasap var. Gel. E300'e bin moteldeki evlat. E300'e bin Eren aldı seni. Seri yol çıkacağız hadi. Hazır mısın Halikçim? İzle şimdi. Hazırım, strateji hazırım. İzle sen şimdi. Stratejiye. Hepsi E300'e fokuslanacak. Söyle. Şunun anahtarı kimde? Şunun. Gel. Al oğlum. Al bin. Kaç. Kasap. Al bin. Aldım. Binin araçlara. Unutma spor aracı bir kişi. E300'ü bir kişi. G65'e 4 kişi biniyoruz. Hadi bin gidiyoruz hadi. Atlama Hüseyin. Malikanın dışında mavi M4 var. Burayı izliyoruz. Mavi M4 mü? Tamam vuracağız onu şimdi. Tamamdır. Şimdi benzinliğe gideceğiz. Bin koçum. Kasap. Kim biniyordu lan buraya? İşte kasap biniyor gelmedi. Kasap bin. Halik sen de bir sportif araç bul kendine. Ya da G65'e bin Halik bir tane. Bir dakika. Gel Halik gel. Buradayım bak. Kasap sen bir öne bin kasap. Öne mi tamam. Ya da dur sen burada kal. Halik sen öbürüne bin. Kasap kalsın kasap. Hayır ben süreceğim. Oğlum sen de bir tane G65 bul kendine. Bin hemen. Bakalım kim kartelmiş şimdi bir görsünler. Hazır mıyız? Bin bir tane oğlum bulursun ya. E300'e bin. Bin oğlum artık çıkalım hadi. Daraltı geldi hadi oğlum. Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Taner Beyler de bizde zaten. Devam et oğlum ilerideki. G65 kimse sürmüyor mu? Bunu kimse sürmüyor. Dur. E300'deki in oğlum. John Wick in John Wick. Öndeki G65'e gel. Halin yanındaki. Gel. Oğlum siz niye iniyorsunuz? Gel sana G'yi vereceğim gel. Yanıma gel buna en öne gel. Bunu tek başına sürüyorsun oğlum. Tamam Allah tamam, ne verdiyse tamam. Vur. Burtfek. Yeni G65 veriyor. Tam verdi. Hadi tamam binin araçlara gidiyoruz hadi gel. Taner Bey çıkıyoruz. Tamam biz arkadan takip edelim. Tamam gelin. Şimdi sen bu dayının araçlarını nasıl gördün? Patron böyle kahverengi siyah sedef tarzı. Kahverengi siyah tamam gel. Görürsen bilirsin yani. Aynen tabii. Bir de mavi, sorusun. Bir de mavi de vardı abi. Gelin aşağı benzin dolduralım arkadaşlar. Benzin olmayanlar sakın patlatmayın. Patron bir tık yavaş gidelim arkadaki. Evet yavaşladım ben.
Ha bir de mavi vardı evet. Sen gör şimdi stratejimi bizi. Görsen şimdi kasap. 3 tane 300 1 lira koydum tanellerden. Ona fokuslanınca C65 sportifler bitirecek işi. Aynen. Peşleyeceğiz direkt. Aynen. Görsünler bakalım deli olma. Ulan müzik de açamıyoruz arkadaşlar var ya. Yüreği yen gelsin. De, çöpçülerin arkasına sığınan adamlar artistlik yapıyor. Arkada kaldım. Aşağı benzinli oğlum. Bak malikenden çıkıyorsun sağa dönüyorsun. Dimdik aşağı basıyorsun. Benzinliğe geliyorsun. Adam burada patlayacak. Dikkat et sakın patlamayın. Araçları şuraya benim gibi koyar mısınız arkadaşlar? Gelin arkama şimdi dizil. Sadece benzin olmayan tek tek girsin benzin alsın. Gir oğlum sen E300 al benzinini gel. En öndeki C65 benim unutmayın. Araba sayımız çok iyi maşallah. Süper. Çok iyi şu an çok iyi. Dur bakayım şu adamı bir arayayım. Zülfü de şehirde. Bunları birbirine düşürmem lazım. Dikkatli olun. Zülfikar şehirde. Telefonu çalıyor. Büyük ihtimalle onlar da hazırlık yapıyor. Kemerleri bağlayın mutlaka. Sen de al oğlum. Bekliyoruz. Acil. Oh. Güzel güzel. Tamam. Bak niye tek tek gidin dedim bundan. Tamam gel. Araban boş gel. G. Senin araban boş. John Wick al çocuğu. Nasıl biliyorum ama görüyor musun? Taner Bey. Olacakları nasıl kestiriyorum. Geç G. Gel oğlum G'ye koş. C65 alsana oğlum adamını. Evladım öküz mü konuşuyor? Alsana çocuğu yoldan. Arkadaki C65 dolu. Nasıl dolu lan? Oğlum diğeri nerede? Bir tane daha vardı bizde John Wick'te olan. O mu patladı? Tamam, gel bizim araca gel. Yok süper. Tamam tamam bindi tamam. Gelin arkadaşlar. Malikane önüne gidiyoruz. Büyük ihtimal oraya gelecekler. Şimdi şunu unutmayın. Tecrübeme dayanarak adamları vuruyoruz. Kucaklamayla uğraşanı gebertirim. Çünkü polis direkt olay mahalline geliyor. Duruma göre tamam mı? İn dediğimde iniyoruz 10 foot. İnme dediğimde inmiyoruz. Bu kadar. Çok kişiyiz ona göre. Fadıl. Evet Mustang. 100 verip adam etmesini bildiysen sıfırla çarpıp hiç etmesini de bilirsin. Tamam. O yüzden bugün hepsini siliyoruz. Eyvallah Mustang. Çok yanımda yükselme tamam mı? Yükselince benim racon damarlarım bak patlıyor. Tamam mı? Kuruz. Güzel laftı ama vesselam. Ama yeri değil. Ne diyor lan bu? Gaza geldi çocuk anasını. Fadıl'la savaşıyor ya adam ne yapsın. Sakin ol şimdi gel. Yavaşla şu an. Şu an bir yavaşla. Çünkü aklımda bir şey var. Büyük ihtimal Zülfikarlar şu an buraya hazırlanıyor. Yavaş gidiyoruz şimdi. Aynen bu şekil. 90 basıyoruz. Şu arabayla var ya savaşa girmeyi çok seviyorum. Stratejik değil biliyorum ama bununla ezmek daha acı verici oluyor kasap. Hani sen satırla böyle ince ince kıyım yapıyorsun ya. Eyvallah. Bir polis aracı var dikkatli olun. Şimdi beni dinle. Bu Hellraiser'lar neredeydi? SS tarafında doğru mu? Mail attım. Tamam. Bu mekanik tarafından geçer şimdi Davutların bir bakalım şunlara. Yavaş yavaş geçiyoruz kimseye bir şey demeden. Çok yavaşladım. Arka ekip gel. Mekaniği verdiğimiz adamlar konseyde bizi artistik yapıyor. Sen beni arkadan vurursun. Bak şimdi ben seni önden nasıl vuruyorum. Temiz burası. Bunlar çıkmış çocuklar. Dikkatli olun. Bunlar mavi araç mı olmuş artık? Evet mavi araçlar vardı. Evet evet. Davutlar mavi araç unutma. Burada durmayalım. Polis direkt müdahale eder. SS'e kayıyoruz şimdi. Hiç bu şehirde arkadaşlar. Şimdi sosyal rol yapanlar var. Onları şey yapmayalım. Buraya şimdi ne müzik gider. Oğlum biraz edit yapın. YouTube'a atın arkadaşlar şuralara. Edit yapın böyle. Arkaya Kurtlar Vadisi koyun. Biz açamıyoruz ya. Para kazanamayız yoksa. Reklamlara basmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu boğaçlar büyük ihtimalle üst bölgelerde takılıyorlar. Camları film yapman iyi olmuş. Senin hangi araçta olduğunu bilmeyecekler. Kesinlikle öyle. 3 tane de 300 verdim bilerek. Abi bu arada şunu söyleyeyim. Bu dayı motor civarında takılıyor bir gün olsun. Bilerek çıkamıyor ki. Bir daha bir tipini falan değiştirmiştik. Hafiften kelini gördüm onun ben. O yüzden oradan aldım. Bakacağız koçum bakacağız. Çocuklar şimdi bir şey söyleyeceğim size. Bunları herhangi bir mekanda gören oldu mu? Met gibi, ot gibi.
Bunlar şehirde değil arkadaşlar. Savaşı şehre çekmiyor. Yemiyor çünkü. Başsavcı her yerden izler bize. Biz çıkalım bu mekandan. Şu maddi evine doğru bir gidelim. Yolda büyük ihtimalle önümüzden geçecekler zaten. Gelin. İki A tarafına gidelim. İyi. Araba kullanımı çok güzel. Süper. Arabayı arkadaşlar direkt vermiyorum bunlara. Mekaniğe geldi. Dediler mi bilmiyorum. Hı hı. Kim? Dayı. Ne diyor? Yok, neyine güvenerek geliyor bilmiyorum ama hani o kadar hak kesiyor ya toplantıda. Onlar rağmen kesiyor, gelip bir araç yaptırıyor. Mahallenin önünde bir araba var. Ha, biri var. Hangi araç? Bu ne oğlum? Polis var burada. Adam kaçırıyor. Bilmiyorum. Bekle. Siyah bir aracıyım. Kim bu? Sarı. Sal bu adamı. Bir defa gördüm. Sal bu adamı. Gördüm. Tamam, sıkıntı yok. Aracın rengi ne oğlum? Siyah lastikleri büyük bir jip. Tamam. Dün geceden beri beni arıyorlarmış. Malikaneye giren kim? Konvoyda sarı bir araç var. Tamam, sıkıntı yok. Sarı adamlar var şu an. Malikanenin üstünde sarı üstlü bir adam var. Dikkat. Malikanenin üstünde sarı üstlü bir adam var. Malikaneye giren kimdi bizden? Malikanenin içinde bizden olmayan biri var. Mekanik var mı diye soruyor. Gelin, gel içeri. Dikkatli olun, canlı bomba olabilir. Nerede oğlum? Araç soruyor. Malikanenin içinde şu anda kapıda. Bakayım. Bekle, bekle, bekle. Tamam, sakin. Hayırdır birader? Sen kimsin? Garajdan araba çıkaracaktım. Deniz araba bin, deniz araba bin. Dalga mı geçiyorsun birader sen? Yok, niye dalga geçme abi? Oğlum burası özel mülk lan, neyin garajı? Oo, bilmiyordum abi, kusura bakma. İsmin ne senin? Jamie. Jamie mi? Tanıyan var mı lan bu arkadaşı? Kimlik mi baksak Fadıl Bey? Neyse, maskemiz var. Kimliğine bakın şuna. Evet, yoldan biri bizi izliyor. Yoldan biri bizi izliyor. İzlesin, tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar, sakin. Sakın ateş etmeyin. Bir de laf kalabalığı yapmayın lütfen. Görüyorum arkadaşlar her şeyi. Sakin. Tamam, bekleyin şimdi. Bu adam numara yapıyor olabilir. Dikkatli olun. Pusu olabilir. Dışarı bakın, dışarı ben bakın. Yok, kimlikte. Jamie Ward. Evet. Burası garaj bölgesi değil. Ahmet gel be. Bilmiyordum reis, kusura bakma. Atla arabana git buradan. Tamam, özür dilerim. Tamam tamam, üst kasabaya gideceğiz şimdi. Atlayın araçlara, gidiyoruz. Seri üst kasaba. Biz bunları kesin şeyde, otoyolda yakalayacağız. Bak, G65'ler hiç korkmadan, tamam mı, araçlara kafa atacak. Kim oğlum? Kasap sen misin o? Neredesin oğlum, test denemediyen? Patron, ben Arda, mekanikteyim şu an. Şey, mekaniktesin. Yani. Tamam. Almaya gideyim mi lan? Eren, almaya git. Al. Bize katılsın. Gelin arkadaşlar. Tamam. Otoyola çıkıyoruz. Hadi bakalım, tamam. Şimdi G65'e fokuslanın da göreyim. Tamam. E300'e fokuslanacaklar. Bunları bulmamız lazım kasap. Olacağız patron. Zırh satışına mı gitsek? Mesken mi tutsak orayı? Ne diyorsun? Olabilir. Taner Bey, zırh satışının mekanını biliyorsunuz, doğru mu? Bunlar aynen kesin orada bu arada, kesin. Oraya gidip mi mesken tutsak? Fren yaptım bu arada, arkadakiler yetişin. Bak patron, işaretlediğim yerde GPS'in. Bence gelin o mekana bir bakalım, bakalak olup mesken tutalım orayı. Yakında zaten savcılık orayı bulur. Bir sürü araç geziyoruz. Nerede oğlum? İşaret et. Bir daha atayım. Tam yeri oran bilmiyorum ama o bölgede. Tamam tamam, o bölgelerde zaten bölge tamam. Önemli. Bir de şöyle bir şey var patron. İçeri girdim mi çıkamıyormuşuz sanırım, öyle bir şey varmış. O yüzden tam dam mı oraya tamam, da? Tamam, sıkıntı yok. Tam gitmeyeceğiz zaten oğlum. O bölgeye kesin gider bunlar, zırh için hazırlanıyorsa bir anda baskın atarız. Birazcık yavaşlasa çok iyi olur. Yavaşladık, yavaşladık. Patron, arkada 5 araba kaldık. Benzinlikte durabilir miyiz ya? Benzinlik mi? Tamam. Yakın benzinliğe işaret et. Oğlum. Tamam, takip edin. Yavaş gidiyorum. Güzel, araba sürmemiz de gelişsin. Önümüzde var bir benzinlik.
Zırh mekanının olduğu lokasyona gideceğiz arkadaşlar. Nöbet tutacağız orada. Kesin gelecek bunlar. Çünkü Scorpion, David Pinkman adamları biliyor burayı. Fadıl Bey. Evet. Sabah da zırh alımı için gitmiştik. 3 adam geldi. Arabayla mı? Aynen. Renk neydi? Benzinliğe girmeyin. Göremedim ama bunlar siyahi adamlardı. İhtiyacı olan benzinliğe girsin, biz soldayız. Konvoyda kal. Şimdi zırh satıcısına atalım. Bir daha zırh at. Patron elinde bir konum atıyorum da. Attım. Lan halik. Bir daha yapma o hareketi. Evet. En son birisi silah atmış herhalde. E300 nereye gidiyorsun? Atmış. İşareti kaldırsın. Benzine gidiyorum. Benzine işareti atan kaldıralım. Tamam, at şimdi bir daha. Burada bir yer. Sakin. Seni vuracağım. Amca neredesiniz acaba? Neredeyiz? Güzel bir konum soru. Attım, konum attım. Konum attı sana, gel hemen. Kasap konum attı. Seri yol. Arda abin yanında mı? Yanında. Tamam, çok iyi. Gel. Fazla da arkaya dönmeye gerek yok. Sağdan dümdüz devam et. Çıkacaksın önüne. Tamam tamam. Biz malikaneye gidiyoruz. Kıyafet giydik. Tamamdır. Benzin tamam mı? Gelin önden. Bunlar kesin zırh tarafını mesken tutuyor. Söyle. Buyur. Motelde viskini mi içiyorsun dayı? Şu an 20 kişi seni aramaya çıkacağım Fadıl, deli olur. 20 kişi beni aramaya mı çıkacaksın? Evet, şu an hepsi burada. Hazırlanıyoruz. Bize azıcık süre ver. Süre mi? Bizde süre müre yok. Ansızın yok, seni izliyorum. Gördüğüm yerde seni patates edeceğim. Patates edeceksin ha? Kan kırmızısı mı yaptın araç rengine? Hayır. İyi, hadi bakalım. Biz hiçbir zaman araçlarımızı aynı renge boyamayız, bunu unutma Fatıl Delioğlu. Güzel güzel. Kafan çok karışık Boğaç, ondandır. Ne renk olduğun belli değil ama senin bir renk belirlemen lazım. Ya savcılık seni alır ya David Pickman'ın arkasında kartellik heveslerin bok olur. Fadıl Deloğlu, seni vurup aldığımda neler diyeceksin bakalım? Göreceğiz. Göreceğiz. Ama o zaman yüzüme karşı da aynı şeyleri söyleyeceksin. Markama gelmeyin. Bekliyorum. Bizim rengimiz belli. Ezelden ebede. Evet. Ama seninki belli değil. Bu kalemun gibi herifsin. Boğaç. Tamam. Görüşeceğiz. Neredesiniz? Nerede miyiz? Her yerdeyiz Boğaç. Arayan Mevlasını da belasını da bulur demişler. Kasabaya çıkabilecek misin Fadıl Deloğlu? Ben her yere çıkarım. Merak etme. Çıkarttığım kişileri de indirmesini de iyi bilirim Boğaç. Bilgin olsun. Tamam, bekle. Bekliyorum. Bunlar üst kasaba tarafına gelecek. Gelin arkadaşlar. Bir zırh mekanına bir bakalım. Attığın işaret orası mı? Özür. Üst kasabaya gelin arkadaşlar. Seri. Sen bu adamların rengi ne demiştin en son? Bu açı gördün ne? Böyle kahverengi, kırmızı tarzı bir rengi de siyah sedef. Karışık rengiz biz diyor ya. Adamın ne bok olduğu belli değil. Bir de hani bizi kovalayan bir araç vardı. O da şey, böyle kapalı mavi tarzı bir araç. Sportif bir araçtı. Aynen. Büyük ihtimalle Davutlardı. Herkes dikkatli olsun arkadaşlar. Üst kasabaya doğru gelin Eren. Tamam. Herkesin dikkatli olması lazım. Şimdi biz bir 5-6 araba geriden geliriz, haberiniz. Tamam tamam, bekliyorum şu an. Üst kasaba yoluna doğru gelin, Şerif Departmanı. Kasap. 6-7 tane adam lazım bize. Bu Silver Fox'lardan da Haydar getirecekti. Tamam mı? Mustang. Senin evet. Adamlar var mı? Eskilerden. Ben de var ama daha gelmediler. Tamam, hepsini getiriyorsun. Tamam. Eski çocuklar mı? Benim... Ya biraz öyle. Evet. Tamam, güzel. Gelin arkadaşlar, yavaş yavaş. Hepsini getirin. 10 tane daha adam lazım. Madem kartellik, gösterelim bakalım. Ah Fadıl, şu dağların dili olsa da konuşsa orada var ya. Öyle. Mustang Cruz. Bunlar büyük ihtimalle yanlarına bir adam daha almıştır. Dikkatli olacağız arkadaşlar. Öbür yoldan gelecekler. Onlar gelmeden stratejik bir bölgede hemen konuşlanalım.
Takıldıkları çöplük hep burası bunların. Benzin olmayan alsın. Büyük ihtimalle madde evinin oradan gelecekler. 5-5 dağılacağız. Bunları ortaya sıkıştıracağız. İşaret verdiğimde ortaya dalacağız. Bunların hepsini ortaya alacağız. Turan taktiği. Eren, 2A yolu var ya koçum. Evet. O yoldan üst kasabaya doğru gel. Anlaşıldı. Kusura bakmayın, biz kaza yaptık da ne taraftaydı? İyi misiniz? Eren hızlı geldi şey yaptı. Biraz yavaşladık. Tamam, ben konuma düşürüm bunları. Tamam, yavaşladık. Yavaşla oğlum. Nereye geliyorsunuz biliyor musunuz? Üst market var ya kasabaya girerken. Oradayız şu an. Önündeyiz o marketin. Bu pozisyonda kal. Eski ot işte mi? Evet, tam o yoldan devam edin. Otoyola bağlanan yol. Eyvallah eyvallah. Tamam, bekliyoruz biz, sıkıntı yok. Kalın çocuklar böyle. Davut'un adamları nerede, gören var mı? Çıkmıyor değil mi çöplüklerinden? Tamam, bekliyoruz, sizi gördük. Ya kasap böyle işte. Doğranacak adam bu şehirde bitmez. Geldiniz değil mi? Evet. Ha tamam, devam. Tamam, çok basmıyorum. Lan bizim C65 ne kadar basıyor böyle, ne lan bu? Odun bu arası değişti ya. Evet, bir şey oldu buna. Aynen aynen. Bir de arkaya da çok atıyor bu. Hiçbir şekilde savaştan kaçmıyorsunuz. Yaralansınız dahi direkt kafaya. Bu yüzden kaybediyoruz. Direkt dalacağız. Hiç korkmadan. Fokuslandığın adamı vur. Yavaşladım şu an. Eren, geliyor musun oğlum? Yoldayım. Tamam. İki önüne doğru geliyoruz biz. Geldik şu an hatta. İki ay yolunu kapatacağız arkadaşlar. Polisin gelmesi ortalama 3 dakika. Tamamdır. Biz daha çok değil miydik ya? Gerçi C'lerde 4 kişiyiz. 8 oradan. İyi iyi. Siyah araç yapmak da savcılık kararıyla yasak ha. Bir yakalanırsan daha ne yedik. Dikkatli olacağız o yüzden. Savcılık ceza kesebilir. Herhangi bir sıkıntı olursa seni kaçıracağız patron. Tamam, kalın burada arkadaşlar, fren yap. Onların güzergahı net bir şekilde burası. Kalın burada. Helikopter yok mu? Hazırda bir helikopter yok, bekleseydik. Yok. Savcılık yakında satışlara Harun başlayacak. Bey, biz biraz geride kaldık da şu an konu. 2 A'dayız. Şu an direkt 2 A'dayız. Tamamdır, geldik hemen. Eren, yolda arkanda birisi var mı hiç? Yok. Tamam. Bunlar nerede ya? Toplantıda racon keserler. Kimse ortalıkta yok. Tamam, gel, 2 A'nın oradayız, biz bekliyoruz seni. İyi, Eren'e de amaç verdik, iyi oldu, onunla yetiştireceğiz. Barış tamir yapalım mı patron? Gel gel, gördüm seni, soldayız bak. Yavaşla. Gel geri, aferin oğluma, aferin. Ulan hepimizden iyi araba kullanıyor şerefsizim. Bir şey soracağım, mekanik varsa araba... Var. Yap araba tamirlerini, temizleyin araçları da, temiz temiz vuralım. Sizin de tamir edebilir misiniz? Aynen, hızlı olun, bizim aracı temizle. Elinizde silah olsun arkadaşlar. Neye gidi buraya? Oktay Topraklı'yla ilk geldiğim günü hatırlıyorum. Tam şuraya bak. Şurada tanışmıştık. Fadıl Bey kim tamir ediyordu aracı? Edelim. Hangisi? Oğlum araçları tamir edin. Duruların. Durulayın oğlum araçları. Hadi bakayım. Bu araç kaç? Hadi hızlı. Tamir edin. Temizleyin. Tertemiz olsun. Eren, hallet oğlum sen de şurayı. Amca şu tel işini bana öğretin ya. Neyi? Çok boş konuşuyormuş gibi hissediyorum ben telsizde. Aa, sesin mi gelmiyor? Yok, boş konuşuyormuş gibiyim. Yani boş ne? Info. Öyle değil. Anladım. Ses geliyor yani. Ben patron değilim. Onu öğretim ha. Tamam tamam. Yoksa çok azar yiyeceğim gibi hissediyorum. Dikkatli olsun herkes. Bunların güzergahı burası olacak. Fadıl, eskiden beri savaşan adam, zekasına güvenen adam. Ne bileyim işte. Tamam mı bütün araçlar? Güzel. Bir dakika patron. Halil amca neredesin? Biraz hareketlendirdim. Sadece birazcık telsiz konuşma olayını düzelteceğim. Araba kullanmaları iyi. Fena değil. Araba kullanmaları bayağı iyi.
Sportif araçlara mecbur arkadaşlar arkaya koyuyorum. Şimdi 3 tane de kamaço alacağım. Şş kasap. 4 tane kamaço alacağız. 4 tane kamaço. Tamam mı? Kamaçocu belirleyeceğiz. Tamam. Bak şu an G65, Merso ve sportif araç taktiğim çok iyi. Bir de bir 3 kamaço koyduk mu? Önden aynı bir yolacağız kamaçoyu var ya arkadan biz çatır çatır. Aynen. O yüzden bize 15 kişi daha lazım. Mustang bütün adamları getiriyorsun evet, tamam mı? Tamam getiriyorum. Hepsini hepsini. Amca benim araçta... Bizim çocukları tanıyacaksın tamam zaten getirin. Aynen aynen biliyorum. Eren ne oldu oğlum? Efendim benim arada, arabada 2 kişi var onu başka arabaya atabilir misin? Olur tamam tamam. Arda sen bir tane araba bul oğlum boş. E300'lere geçin. Eren tek sürecek arabayı. Nerede lan bu korkak dayı? Toplantıda konuşuyordu. Durulara laf ediyordu. Özbileklere laf ediyordu. Bize ediyordu. Motelden çıktı yok ki. Lafta var, icraat yok diyorsunuz. Bunda mı? Aa arka boş kanka. Nöbet tutacağız. Sabaha kadar nöbetteyim. Hiç sıkıntı yok. Bizim çocuklar bütün gizli mekanlar bulunuyor tamam mı bugün? Para da yapacaksınız. Boş durmayın. Mustang bindi kasap. Arda inirdi. Tamam benim. Senin kasap gel. Kasap bir araç durdu. Nerede? Hangi renk? Hangi renk? Döndü bize doğru geliyor. Gelsin. Fazıl Bey bizim aracımız tam olarak olmadı da. Nasıl olmadı? Yok olacak şimdi olacak. Oldu. Bu adam kim lan? Bu adam kim? Bu adam takip ediyor ya. Şey de geldi. Malikaneye. Aynen biz takip ediyoruz. Sivil halkım diye malikaneye geliyor. Ya senin vicdanına tükürdüm bunun çocuğu. Dur bakayım çık. Bilader kimsin sen ya? Niye takip ediyorsun oğlum sen bizi? Malikanede geliyorsun buraya geliyorsun. Kimsin oğlum sen? Bir şey değilim ben. İsterseniz üstünü de... Plakasına bakın lan şunun. Üstünü ara şunun. Halik. Ne bu? 41. Tamam aklında tut bunu. Bu istihbarat veriyor olabilir ha bilgin olsun. Kimlikte bakalım. Kimliğine bak şunun. Efendim. Malikanın önünde bir tane kırmızı araç vardı. Döndüğümüzde o da yoktu. Büyük ihtimalle sizden. Kırmızı. Tamam. Süper bir bilgi bu. Mavi araç da vardı. Patron, o da gitti. Haydar Polat ismi. Haydar Polat. Boğaç'ın arkadaşı. Yok vallahi Boğaç. Pardon dur yanlış söyledim. Zülfikar'ın arkadaşı ha? Çöplükte. Hayır hocam biz daha yeni Arıkan ailesi olarak şehre geleceğiz de daha inmedik tam olarak şehre. Tamam tamam. Seni dönüyorum evlat. Bazen bir ses tonu adamın ne olduğunu söyler. Atla aracına devam et. Kesin. Tamam bu adam temiz belli tamam. Atlayın gidiyoruz malikanenin önüne. Kırmızı araç mı gördün bu arada? Sportif miydi? Patron bu değil. Soldaki sizin. Patron bura patron. Bin sakin ol. Tamam. Binin gidiyoruz. Bunlar bizi malikaneden çıkacağız zannediyor. Hadi devam. Dayının aracı aynı bundandı işte. Aynı bunun şeyi. Kırmızısı. Kırmızı değil mi? Tamam gel gel. Bir de biz başka renk giyiyoruz diyor. Atlayın çocuklar bekliyorum. Yakalanırsak sıkıntı. FRP yapacağız. Yapacak bir şey yok. CK'yı yemem valla. 950 bölüm Fadıl oynuyorum arkadaşlar. Güzel şu an araç. Maşallah maşallah maşallah. Araç sürmemiz çok iyi. Allah nazar değdirmesin. Amin. Dikkatli olun. Malikanın arkası. Bunlar büyük ihtimal malikanın önünde şu an. Dikkat et. Burası şey. Evet, burası. Biz de basanı basarız o zaman. Aynen öyle. Arkadaşlar bir kebap kokusu geliyor var ya dışarıdan. Patron biraz yavaşlattın arkadaşlar. Yavaşım yavaşım. Eren'i görüyor musun? Arkada iki araç var. Sıkıntı yok. Yakın bu var ya 5 yaş daha büyüsün. Vesselam. Bu çocuğu yetiştireceğim. Sokakta bulduğum çocukları yetiştireceğimi bu çocuğu yetiştirseydim şimdiye kadar sadakati öğrenmişti. Gelin aslanlar. Şimdi sağdan dönüyoruz. Tamam mı? Önden geç ben en arkadan gideceğim. Devam et malikaneye sür buradan. Yavaş bir şekilde dönüş var. Ey maşallah motor sesle falan. Dağlar boş gibi ama. Dön malikaneye onunla. Kırmızı araç gördüğünde sıkıyorsun direkt tamam mı? Sorgusuz. Yolda yoklar. Bizi arıyor bunlar. Çok korkuyorlar şu an. Malikanemiz değil miyiz diye baktı o da demin. Kontrol edeyim mi malikaneyi? Yok yok. Durun orada. Burada bekle.
Halik güzel. Bey, araç kullanıyoruz, onu da geliştirdik. Yani biraz varmazsanız olur mu? Evet, evet, Halik abi. Bu araca kadar geliyorlar, geliyorlar. Fazıl Bey, bence buraya birini koyalım. Adam bırak bağır. Mantıklı. Öyle de olmaz. Mantıklı aslında. Ya biri buradan haber. Bunlar nerede ya? Dün artistlik yapıyordu bunlar. Beni arıyorlardı. Nerede bunlar? Dur bakayım şöyle, neyle. Diketene. Arkadaşlar bir dakika dur. Bizim çocuğun dediğine göre istihbarat. Bu şey, Hellraiser'in yeri East Los Santos yeriydi galiba. Evlat kripto yatmışsın, doğru mu? Fotoğrafını atıp. Bir oraya gidelim, gelin. Şuralarda takılıyor demişler ama ne kadar. Gelin. Devam. Şehir içinde sıktığımız zaman polis direkt geliyor arkadaşlar. Çok sıkıntı. Hemen vurup çıkmamız lazım. Sadece bizim Jimmy bu kadar basıyor, anlamadım kasap. Soldan giriyoruz, fren yap. Abi sen sürdüğün için mi karızlı? Kriptodan bir mesaj atsam alayı gelir biliyor musun aslında? Bir mesajıma bakar. Kudurtayım şu Davut Pikmin'leri. At o zaman abi ya. Dursunlar. Ege neredesin oğlum? Silahını aracını hazırla çabuk. Olan var ya Ege. Bir adam lafının üstüne gelir. Patron araca soğutucuları taktırdın mı? Tamam. Ha yaptın mı o işi? İşlemcisine patron soğutucu alacaktı, bana sormuştu. 4 saat sürdü. Tamam tamam, sıkıntı yok. Cillop gibi olur o şimdi. Biz 25 kişi şu an bu ağaçları arıyoruz. Dikkatli olun çocuklar bu mekana. Bu taraf da boş. Nerede lan bunlar? Söyle. Aslında bizim onların malikanesinin önünde dolaşsak biraz. Nerede bunun malikanesi? Belli mi? Malikanesi lazım bize. Ben biliyorum patronunların yerini. Neresi? De tarif edemem. O ne demek ulan? Patron. Başım döndü. Kur'an çarpsın başı. Ama ben bu gece bunları bulmadan uyumam. Kusura bakmayın arkadaşlar, atlatın. Ben bu gece bunları bulmadan uyuyamam abi. Demedikleri laf kalmadı lan Fadıl Delioğlu'na. Patron, bu büyük deponun orada bir dolaşsak mı ya? Ulan mantıklı. Ulan büyük depoya mı baksak hakikaten ha? Ortak depoda çok insan oluyor ama ya. Onun bayağı. Araçları dikkat edin, dikkat edin. Sağdan gir, sağdan gir, sağdan gir. Çevirme var, aman. Arkadaşlar. Büyük ihtimalle çıkmıyor. Bekleyin şuna, ben bir racon keseyim. Bekle. Patron az ilerle istersen, yolu kapattık. Konum alabilir miyim? Gözüm kapandı da bir an. Dayı. Neredesin? Yaşlanmışsın sen, yaşlanmış. Deli oğlum. Bak az kaldı. Neye az kaldı? Sen daha kartelliğini ilan etmişsin kendi kafanda, itopik dünyanda. Daha şehrinden çıkamıyorsun malikanenden. Böyle mi kartel olacaksın sen? Nereden biliyorsun malikanende olduğunu? Telefonu konuşuyor. Çıkamıyorsun, çıkacağım diyorsun, çıkamıyorsun 2 saat. Beni hissetme, beni hissetme. Sana diyorum ki erkeksen orta kasabada kapışalım. Şehirde tatsızlık çıkmasın. Şehirde zaten sıkmam. Devlete çalıştığımı söylüyorsun ya. Savcılıktan sen de korkuyorsun. O yüzden orta kasaba tarafına gel, bekliyorum seni. Geliyorum orta kasaba, bekle beni. Hadi. Haydi. Orta kasabaya çağırıyor beni. Şehirden korkuyor, adama bak. Hadi. Patron, benzin alıyoruz. Hattayım Ege. Oğlum bir konuşmayın. Malikanın önüne gelsin herkes. Ege konuş. Richard James adında birisi seninle konuşmaya geldi. Kalabalıklar biraz. Richard James mi? Richard. Tanıyorum lan ben onu.
Ha, Richard James. Zamanında beni satan lavuk. Geliyorum. Hiç unutmam bu lafı. Neyse bir konuşalım gidelim. Bunlar daha hazırlana kadar. Dayı dediğin adam anasını şeye girmiş. Aa, bu sarılar onlarmış arkadaşlar. Gelin içeri lan, havamız olsun. Herkes etrafıma toplansın. Cihatmış arkadaşlar. Ege siz de bir araç hazırlayın. Hatırlıyor musunuz buna? VR'dayken SS'e gidip yardım istemiştim. Kartelin yanında olmuştu. Ege abi selamünaleyküm. Şşş, sakin ol, sakin ol. Evet. Kimmiş gelenler arkadaşlar? Richard James. Merhabalar. Richard James. Oğlum aç bir etrafı. 500 defa söyledik ya. Bir hava aldırın. Hah. Richard James ha? Halit gelsene bir. Aynen. Uzun zaman oldu Richard James. Öyle oldu biraz. Bayağı uzun zaman oldu. Arayı çok açtık. Malikaneme geldiğin şuraya günü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hatırlamaz mıyım? Evet. Seninle birlikte büyük dostluğumuz olmuştu. Aynen. SS'de satranç taşımdın. Bizim buradan nerede? Öyleydi bir zamanlar. Kısa zamanda çok işler yapmıştın. Hatırlıyorum. Bayağı fazla. Aynen. Evet. Bütün adamlarınla mı geldin? Yani bir 16-17 kişi olarak şu anlık geldim. Güzel. Maşallah. Çok iyi. Tamam. Seninle bir ofisimizde konuşalım. Tamam. Arkadaşlar etrafa dağılın, koruma pozisyonu alın. Malikanenin önüne bakın, kırmızı araçlar geçince bilgi geçin telsizden. Malikaneye gidilen yolda bir tane polis bekliyor, çevirme yapıyor. Tamam, sıkıntı yok. O polis bizden şüphelendi, indiririz olmadı. Richard James, baba, neler yaptın bunca zaman? Aylar oldu. Çok şey kaybettim Richard James, çok şey. Malikaneme devrin karteli Kali gelmişti. Hatırlarsın. Oğlum boşaltın burayı. Emrederiz patron. İçeri kimse almayın. Hadi Alik. Evet, Richard James. Biliyorsun, güç bende olduğu dönemde SS'e gelip, ki SS hakkında hiçbir zaman iyi düşünmeyen bir adam ve onlarla birlikte hiç ortaklık yapmayan bir adam olarak sadece gelip seninle sıkışmıştım. Tarzına, tavrına, aklına güvendiğim için. Hatırlarsın Richard. Hatırlarım o zaman. Ondan sonra her şey geriye gitti. Gücümü kaybettim, silahı kaybettim. Bayağı adamım öldü. Korumalar gitti. Satanlar vesaire. Yanınızda biri vardı sizin sağ kol. Nerede o? Kim? Sarışın bir şeydi ama adını unuttum. Aa. Aynen. Satan babam dahi olsa biliyorsun. Zamanında hatırla. SS bölgesi hepsi gelmişti Gilberto. Gilberto da bu şehirdeydi. Fakat adamları biraz yanlış yaptı. Yanlış yaptığı için savcılık kararı vesaireyle Gilberto da yurt dışına gitti. Kaçtı. Fakat büyük ihtimalle yakında gelecektir o da. Buraya malikaneme geldiğinde sen de oradaydın. Hatırla, bana telefon açmıştın. Sen de haklıydın. Sonuçta adam kartel. Güç ondaydı. Gücün yanını seçtin. Fakat beni hiçbir zaman satmamıştın Richard. Seninle güzel çok işlerimiz olmuştu. Bayağı iyi işler yapmıştın. Adamları vurmuştun. Hatırlıyorum. Ben yapılan iyilikleri hiçbir zaman unutmadım Richard James. O yüzden sana da yardımlarım olacak. Silah yardımı gibi, araba yardımı gibi. Merak etme. SS'de yolunu kendin çizeceksin. Ama SS şu an biraz karışık. Bilgin olsun. Çözerim ya. SS'e taşındım zaten. Evet evet. Güzel. Bana niye geldin? Malikaneme. Yani, niye geldin? Hikayeyi ne güzel bağladın. Çünkü var mı gidecek benim başka kimse yok. Bilirsiniz yani Richard. Bu şehre ilk geldiğim zamanda da ilk size gelmiştim. Evet doğru. Bunca zamandır sürgündeydik, geri geldik, Richard yine James. İlk size geldim. Bak şunu anlamadılar işte. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürtçü dükkanı değil. Delioğlu'nun dükkanıdır. Bu her zaman bu camiada böyle olmuştur. Bu şehirde, yeraltı dünyasında. SS'e hiçbir zaman karışmadım. Kimsenin gücünü test etmedim. Ama şu an gücüm birazcık geriledi. Şu an bize 4 veya 5 oluşum zaten savaş halinde. Kartelliğini ilan eden mi dersin? SS bölgesinde de zaten Henrys adında çete var. James diye bazı çeteler vardı. Onları aldım. Senin isminde bir çete vardı. James Town mu? Aynen öyle. Onları 2 gündür görmüyorum. Ne yalan söyleyeyim. SS'de dostluk kurabileceğim bir arkadaşa ihtiyacım var. Ama bu biraz zaman alacak. Çünkü şu an 4 tane aile yanımda. Dediğim gibi ben sana yardımlarımı yapacağım. Delioğlu mekaniğim var. Zamanında bana verdiğin bilgi akışlarını unutmam. Hiç olmazsa Delioğlu olarak
bu konuda sana yardım edeceğimi düşünüyorum. Fikirlerine. Ya ben sizden şöyle bir şey istiyorum aslında. Hani kalkıp sizden silah istemiyorum. Benim iş yapmam lazım, çalışmamız lazım bizim. Ama çalışamıyoruz. Çünkü yani ne yeri biliyoruz. Bildiğimiz yerde de sanırım yani bize bir materyal lazım. Ama bunu satan kişi de gizli yerlerde saklanıyor. Ulaşamıyoruz. Şimdi ulaşsak şöyle, bile para yok. Şimdi yani dediğim gibi zor. Ekibinle birlikte sen bu işleri iyi bilen adamsın, pis mahalleleri. Parana para yapacaksın. Paranı yaptıktan sonra benim satacağım şeyler bellidir. Silah. Silah satışı bende. Davut'un adamları diğer silah satış yerlerinin zırhları bulduğu için maval okuyabiliyor, ticaretini yapıyor. Ama dediğim gibi iki gün önce savcılık kararıyla, ki şu an hükümetin adadığı çok kritik bir savcı var. Bir kadın. Mahkemeden zor kurtulduk. O yüzden bu mekanları 17 bölgeyi kendisi yaktı bizzat. Yerler değişince şehirdeki dengelerde benim de gücüm dalgalandı. Şu anda tek satabileceğim ve sana tek yardımda bulunabileceğim şey kuyumcu malzemeleri ve silah satışı. Başka hiçbir konuda sana yardım edemem çünkü benim de yardıma ihtiyacım var. Silahların fiyatı nedir peki? Silahların fiyatı 10.000. Tamam, sıkıntı yok. Peki çalışmak için onu nasıl yapacağız? Ne yapabiliriz yani? Çalışmak, ne biliyorsunuz? İçin biz legal yüzümüzle tamamıyla balıkçılık yapıyoruz. Bekle bir saniye. Alo. Kaldırabildin mi kıçını? Geliyorum, geliyorum orta kasabı, bekle beni. Geliyorum, ben de geliyorum. Haydi gel. Richard, benim numaramı kaydet. Ben seni arayacağım ve bütün yardımları sana yapacağım. Eski dostluğumuza karşılık. Siz numaranızı verin, ben telefonumu yok ama not defterimi yazacağım. Tamam. 0535. Evet. 400-390. Mutlaka sana yardım edeceğim. SS'e tamam. Geleceğim. Mekana. Tamam. Mekanı belirledin mi mesken tutacağın yere? Belirledim. Herkes araçlara atlasın, çok seri. Çabuk. Atlayın araçlara. Yeni gelenler. Faysal, Ege, siz de bir araç bulun kendinize. Haydi 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 haydi. Gel Faysal. Orta kasabada ölüm var, ölüm. Binsin herkes araca. Bizimkiler oğlum. Ege abi bana binme. Patron binsin hanım. Bin oğlum. Ege gel. Kasap. Tamam. Neredesin? Resim abi orada değilim, orada değilim şu an. Bana binme. Atlayın haydi. Hangisi? Kanka benim çok dizi ya. Hadi gel. Dizil hemen, dizil hemen. Arkadaşlar korkanı gebertirim. Korkusuzca gireceğiz, haydi. Yavaş. Yavaş, bağırmayın. Kalan yok değil mi? Var Fadıl Bey, biraz var. Tamam, bekliyoruz. Yavaşla, yavaşla. Arka ekip yavaşla. Şu işi bitirmeden uyumam ben. Beni alsalar da... Arkadaşlar çapraz ateş yapıp birbirinizi vurmayın sakın. Kesinlikle. Yaz abi, adamı kucaklama. Yerim var bende. İstiyorsan bana at. Oğlum adam niye kucağında lan? Arabada, arabada. Kucakta değil. Ha. Ege, bindiniz mi oğlum siz Faysal'la? Bindik. Tamam, bindik. Süper. Gelin. Şu horozun başını bir keselim artık. Yeter. İyi, güzel. Richard'ların gelmesi iyi oldu. SS hareketlenecek. Bu adamla zamanında işbirliğim vardı ama Kali zamanında satmıştı beni. Ama o da haklıydı. Hak verdiğim için yardım edeceğiz. Dikkatli olun. Orta kasabada olduğunu söyledi. Kunduna'ya getirebilirler. Şimdi fren yap. Ben önden gideyim mi? Öne geçsen. Anladım. Gitme. Gitme, bekle. Yavaş yavaş sür. Yavaş yavaş. Gel ekip, gel ekip. Bir dakika bekleyin Fadıl. Tamam, bekledik. Bekledik şu an. Tamamdır, devam edebiliriz. Devam et, bekle. Devam et Eren, devam et. Devam ediyorum. Dikkatli devam olun, Eski Şerif Departmanı bölgesi, tamam mı? Hepsini yiyeceksiniz. Polisin buraya gelmesi 5 dakika. Hiçbir şekilde kaçmıyorsunuz. Direkt fokuslanıyorsunuz. Evet. Devam et. Etrafa bakın. Girdi kadar abi, girdi kadar. O arkada sıkıntı bekleriz, var. Bekleriz, 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 bekleriz. Yavaş, kemerleri bağlayın. Sıkıntı yok, gel Taner Bey'in başına. Bekliyoruz. Yavaş sürün arkadaşlar, hızlı sürmeye gerek yok, acelemiz yok. Adamları vururken de hızlı sürmeyin. Arabanız ne kadar sağlam durursa sıkıntı olmaz. Geliyoruz Taner Bey.
Kemerleri bağlayın. Dikkatli olun, burada bir yerdeler. Dikkatli olun. Ben öne geçiyorum. Geç öne. Gören var mı hiç? Bu bizi bir kundunaya getirecek. Dikkatli olun. Gel buraya, gel buraya Eren. Fadıl Bey, acaba otoban tarafından bekliyor. Doğru. Gelin soldan, otobana çıkalım. Doğru söylüyor. Korkuyorlar ya. Gel 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 gel. Gel. Dikkatli olun çocuklar. Ya buradan gelecek. Büyük ihtimal buradan gelecek. Şehirden geliyorsa bu malikane önünden gelir. Ben vurmadan bu videoyu kapatmam. Kapatmam. Eren öne geç. C65 yan yana kal. Sportif araçların hepsi öne geçsin şu an. Sportif araçlar öne geç. Arka arkaya değil, yan yana, tamam mı? Üçlü üçlü böyle. Hah. Aynen böyle. Aynen böyle. Geç arkadakiler. Siz de geçin arkadakiler. Bir tane kaldı. İki tane var. Bir saniye. Ne demek neredesin? Eskişehir departmanının oradayım. Yoksun. Eskişehir departmanı. Orta kasabadayım. Biz de oradayız. Gemi etkinliğinin o tarafa geldi. Ayağına çağırıyorsun ha, savaşta da. Peki. Tamam. Ayağına tamam, sıkmaya geliyorum. Konum at, geliyorum. Arkadaşlar göl tarafına gel. Takip et beni. Adamların büyük ihtimal sportif araçları olacaktır. Dikkatli olun. Ben onları jip kullanıyor diyebiliyorum birkaç tane. Tamam, güzel. Gelin şu sağa. Göl tarafında olduğunu söyledi ama numara da olabilir. Dikkatli olun. Hiç korkusuzca dalıyorsunuz. Adamları vururken kimse konuşmuyor. Sadece işinize odaklanın. Sadece adam vurmak. Patron, geride kaldık. Tamam, bekliyoruz. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Gel. Ya Fadıl Bey, bu acaba size oyun mu yapıyor ya? Büyük ihtimal. Benim aklıma o geldi çünkü sabahtan beri sizi... Dünkü gemi etkinliği neredeydi? Bura mıydı? Bu tarafta yapılmıyor muydu? Tam burada, burada. Dikkatli olun, önümüze çıkacaklar gibi hissediyorum. Patron, burada pusuya düşersek çektik gibi avlanırız. Ne yapalım oğlum, yukarıdan mı uçalım? Şu kayaların arkasına saklanıyor olabilirler, açıktan dikkat. Açıktan alalım patron. Gel canım. Yavaş. Araç gördüm ilerimizde. Patron sağdan araç gördüm. Gördüm gördüm. Bunlar sarı lan. İlerimizde. Gördüm 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 gördüm. Ama sarı renk bunlar. Bunlar karışık renk yapmış ha. Bunlar onlar mı acaba? Gelin oğlum oğlum, beni takip et. C60'ı arkada niye kaldın? Ters yöne girme, gel. Sakın arkada kalmayın. Birlik olun yeter. Gel gel, arkaladık biz bunları, gel. Gel, biz bunları arkaladık, gel. Gelin. Başım ağrıdı, ağzına tüküreyim. Gördüm, ileride araba var. İlerdeler, ilerdeler. Toplular, toplular. Geç oğlum öne, geç sportifler, geç öne, geç öne. Geçiyorum, geçiyorum. Bas, 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 vuracağız, tamam mı? Bas şimdi. Kaza yapma yeter, kaza yapma, kaza yapma, kaza yapma. Kaza yapma. Sık oğlum, indir şimdi gördüğünü. İndir gördüğünü. Gel gel, devam et, devam et. Şu ortayı peşlesene. Vur 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 vur. Direkt al, ortaya ortaya, sağ solu bırak, ortaya yar. Yar ortaya şimdi. Şunu al, şunu al, şunu al kasap. Aferin, gitti bir. Öldü. Gitti gitti gitti, devam. Bunu bırak, bunu bırak, bunu bırak. Devam et, devam et. Sağ devam et, sağ devam et. Yanıma gel C65, ortaya gel, ortaya. Bütün ekip ortaya gel. Bütün ekip ortaya gel. Tekerleğini patlattım. Tam yandı, yandı, o da yandı, güzel.
Kasap ben gittim lan, niye böyle oldu? Allah. Yazır basınca hareket etmeye çalışsın. Renenin. Yok mu lan orada? Herkesi buraya topla. Ya ben baga gittim ya. Aga zırh basıyorsun, gel arabayı gidelim. Süremiyorum. Bunu yaptıralım ya. Beyler patron düştü, toplan buraya bak, toplan. Tamam tamam, iyi gittik iyi gittik. Güzel. İyi, iyi düşürdük ama ya, sıkıntı yok. Konum at Cemere. Zırh bastıma, neyse bizim çocuklar aldı gibi, bayağı üstünlük. Bizden de. Şey düşenleri alsınlar. Düşenleri alın beyler, düşenleri alın. Şuraya saklanın. Aynen, 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 aynen. Beyler, düşenleri alın. Şansıma tüküreyim ya. Zırh basınca araba kullanılmıyormuş arkadaşlar. Alexander. Stres yapmayın oğlum, sıkıntı yok. Toplanın bak, hep beraber konuşun, toplanın. Toplanın bir daha, toplanın bir daha baba. Marketin yerini söyle, buraya gelsinler. Bak şimdi konum atıyorum, size geliyorsunuz. Şşş, konum atıyorum beyler, konum bak. Emir bu. Bana demir geldi, konum atıyorum, gelin buraya. Emirhan. Konum atıyorum bak. Gelin patron burada, gel. Ya zırhına tüküreyim ya. Alışmışız ya diğer sunucularda. Zırh basınca araba gidiyordu normalde. Zırhı giyeyim derken araba durdu. Anasını satayım. Dur. Şey attım. Gelin. Buraya kadarmış lan Kuruz. Hayır hayır, öyle değil Fadıl, dur. Gelin. Omzunda patron sadece burada. Küçük bir sıyrık var. İyileşeceksin. Bekle. Kasap ben hepsine konum at gelsinler. Şey attım patron, sen sakin ol. Çünkü polis orayı basacak. Beyler bak, polis gelecek oraya. Kaç dakika oldu video? Attığımız konuma gelin, toplanın. 1.30 çüş. En kötü 10 foot alırız. Toplanın. Bak polis gelecek, polis polis. Tamam tamam, gel gel, gel tamam gir, kasap. Içeri, üst kata. Kasap. Buyur, tamam oturun. Tamam, gelsinler, bildiklerini yapsınlar. Tamam. Geldi. Birazdan kanı duracak, aşağı in. Oğlum film gibi lan. İçine tüküreyim bir daha zırh basmam. Çok saçma. Orada birini öldürmüştüm ha. Arkadaşlar videoyu da kapat. Ben bu videoyu nasıl upload edeceğim onu düşünüyorum anasını. Eren'cim konum attım Eren. Polis geliyor. Arkanda adam varsa şey yapma bak, polis geliyor. Arkanda adam varsa gitme buraya. Biz onların hepsini yiyorduk orada. İçine tüküreyim. Biz çok kişiydik, yedik de gibi duruyor. Ne yapmışlar lan, bilgi yesinler. Aldık mı? Aldık mı beyler? Bayağı vurduk çünkü. Helal. İçin rahat olsun. Polisler geldi ama hepsi geberdi. Evet. Tamam. Aldık ben zaten de. Benim hatam. Ölmesinler. Ekip çok iyi, ekip çok iyi patron. Almışlar hepsini. 8 tane. Hoş geldi polis aracı. Tamam. Tamam şey, masken varsa çıkar, masken varsa çıkar. Almışız. Tamam, biz orayı aldık. Bir dakika kameramı açıyorum. Biz orayı var ya net aldık. Yemin ediyorum. Onu da vurdu. Güzel de ortada birleştirdik. Zırhı bastım. Araba durdu anasını ya. Ama aldık. Sıkıntı yok. Beni götürür bunlar zaten. Güzel güzel. Bütün roller oturuyor arkadaşlar. Bütün köklü aileleri bekliyoruz. Savcılık rolü, derin devlet hepsi dönüyor. Buyurun gelin abi, başvuru atın. Hadi buyurun. Gelin. Kasap, ben bir tane araç bulmaya gidiyorum, tamam mı? Hmm. Aşağıdan bir tane boş araç bulursam getireceğim. Bekle. Tamam. Ama polis de... Ben şimdi baygınlık rolü yapalım biraz abi. Arkadaşlar patron, şu an bildiğinizi yapın. Konum attım ben herkese. Ben şu an... Oğlum orada izliyorum ya patron, o kadar. Bu kim? Bak tek kişi gelsin.
bak baba dinle, kalabalık gelme, tek kişi gel. Polis var bak, gelme gelme, polis var, gelme gelme. Ne yaptın ya? Gelme, polis var. Arkadaş, yakalandı. Kasabı izliyoruz şu an. Kasap nereye atacak bakalım. Videoyu da kapatmak istemiyorum. Ya hepsini vurduk. Şansıma tüşüreyim ya. Arkadaşlar bende vallahi bir şanssızlık var. Buraya bırakıyorum. Erkek yakalanırsak milleti buraya şey yapacağım. Tat bölge. Yardım. Tamam. Fadıl polisler. Devam et. Et. Sessiz olsalar gidecek polis de. Vallahi hepimize sıkar burada, yemin ediyorum. Eğer ki biz yakalanırsak patron burada. Geleceğiniz patronu buradan alacaksınız beyler. Patron alınmaması için biz kendimizi şey yapacağız gelirlerse. Sessiz ol, polis gider. Öyle şey yapmayın. Gider, fısıldırım, fısıldırım. İyi sıkıyorlar, gider onlar. Aynen. Ya gelme buraya, gelme. Omzum çok kötü lan. Var mı bizden patron? Omzum çok kötü. İyileşeceksin bak, kanın durdu. Önemli olan buradan çıkmamız. Çıkarız buradan, sıkıntı yok. Ne koyuyor biliyor musun? Yeleği giyerken araba durdu ya. Aa. O koydu bana. Olsun, bizimkiler bayağı bir temizlemiş patron. Hepsini orada yok ediyorduk zaten. Aynen aynen. Patron ben de Haluk abi, patron bizde şu an. Ama şu an polis var burada, biz saklandık, sıkıntı yok yani. Abi ben konum attım Emirhan'a, Haydar'a, Eren'e, herkese konum attım. Abi numaran yok ki. Çok güzel ya. Çok sarmadı mı bu video? Biraz uzun oldu biliyorum. Boş da geçmiş oldu ama sardı abi. Eski şey metasını getirdim. TRRP zamanları gibi. Polis, aile çok güzel duruyor ve kurallara hemen uygun aile metalı dönüyor. Kutlar Vadisi gibi oldu. Süper ya. Evet, gelmeyin o yüzden şu an buraya. Buraya gelmeyin şu an, dikkat etmeyin. İyiyiz biz şu an. Herhalde sıkıntı yok. Gelmeyin. Büyük ihtimal arkadaşlar ben kaçacağım buradan. Ama videoyu da kapatmam lazım. Çok uzun sürdü ya. Bizim adamları tutukluyorlarmış bazılarını kapıda. Sıkıntı olmaz. Önemli olan biziz oğlum. Çıkaracağım seni buradan patron. Güven bana. Şanssızlığa gitmem koydu bana. Olur be patron. Ya zırh bastım abi. Orada abi, reaksiyon gösterip zırh bastım ya. Araba durdu. Çok koşma, ses yapmayalım. Çok koşma. Polis sesi yok. Varmış kapıda şey, bilgi verdi. Adam tutukluyorlarmış. Haluk abi. Ticket bakıyorum arkadan ha. Sırf siz video gitmesin diye. Abi şimdi ben bizimkileri konum attım. Senin numaran bende yok. Oraya abi sen yönlendir. Oraya sadece bir kişi gelsin. Hem istihbarat aslında etrafta polis var mı diye. Eğer ki yoksa kapıya gelsin. Ben patronu alıp çıkıyorum direkt buradan. Ama bir kişi gönder abi buraya, bir kişi. Bir kişi gelsin çıkarız oğlum. Polis sesi yok. Eren gelsin abi, Eren gelsin. Bak aracı boş zaten, Eren gelsin abi. Eren hayatta mıymış? Evet evet Eren. Ulan yeğenim gelsin, polis çakmaz. Evet. Küçük diye bir şey yapmazlar. Bak. Eren gelsin. Beyler bakın patron şu an. Sana konum. Ha, küçüksün. Küçüksün tamam mı? Dürdürürlerse buyur evet. Tamam. Polisler yok gibi kasap. Tamamdır. Konum atayım. Haluk abi. İyi, şu an sıkıntı. Şu an burayı kesen çocuk kim? Kim bilgi veriyor sana? Haluk abi. Eren. Hepsi hayatta abi. Hepsi hayatta. Burayı görüyorlar mıymış? Yakınlar mı? Evet ama şu an bilerek gelmiyorlar. Polis var. Tek araç geliyor şu anda. Tamam.
YouTube'da takılayım bari. Siz ne yaptınız arkadaşlar? İyisiniz. Arkadaşlar beğeni atmayı unutmuyorsunuz. Biz bak, mi? Geliyorum. Şu an FPS çok güzel. Geliyorum. Muhteşem. Harika gidiyor. Gelin bak. Anladınız mı? Güzel bir pakete de geçeceğiz yakında. Mis gibi telefonlar bilmem neler hepsini hallediyoruz. O yüzden gelin kaçırmayın. Burada roller kuralına uygun dönüyor. 7 tane konum attım peş peşe. Hepsini döveceğim. Hepsini. 7 tane konum attım. Bir tane peş peşe. Hepsini döveceğim. Hepsini. Gitmiş mi polis? Attığım konum da market var, oradayız. Şu an polis var mı dışarıda? Dışarı çıktım. Yok yok, gitmiş. Polisler gitmiş. Siren ışığı yok. Çok iyi. Oo, polis var. Polis. Tamam, bizim çocuk önde değil mi? Sesi geliyor motorun. Bir dakika. Omzum çok kötü kasap. Hadi 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 hadi. Hadi çık 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 hadi. Şş. Oğlum hadi. Lan geldik dışarı hadi. Dışarı gel dışarı gel dışarı gel. Oğlum. Şş. Ne kahretmesin. At, 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 hadi, at, at. Hadi hadi hadi. Sizi almaya geleceğiz. Sizi almaya gelecekler, hadi sür. İllegal doktora mı kasap? İllegal doktora mı gidelim, hastane mi? Hastane hastane. Şş, buraya girme buraya girme buraya girme. Arka edin. Kasap çok iyi. Dön dön arka edin. Arka edin. Arkadan dolaş. Dayan patron, yetiştireceğim hastane. Tamam, sıkıntı yok. Çocuklar savaşta çok iyiydi. Aferin. Eyvallah patron, eyvallah. Çok kötü oğlum. Bir ağırlık oluştu. Dayan patron. Dayan patron. Yetiştireceğiz. Aferin çocuklar. Bak hastaneye mi? Dikkat et. Bak araba var, dikkat et. Al 2 saat video izliyordunuz arkadaşlar sizin için. Patron. Yakın mı illegal doktor? Yok, illegal doktor şu an şehirdekini biliyoruz. Tamam, ona gidelim. Ama onlar da getirecektir. Hastaneye gidiyoruz. Hastane daha mantıklı. Maskemi, aynen, tişörtüm, aynen, hepsini çıkart. Aynen. Tamamdır. Arkadaşlar. Polis varsa silahlar torpidoya atarız. Patron. Tamam, bir dakika. Haluk abi. Abi hastaneye geçiyoruz. Şu an patron, bizde bilgin olsun. Bir iki kişi gelsin oraya. Tamam. Soyunu tamam, gelsinler. Abi. Gelsinler diyor patron da. Herkes yaşıyor, çok iyi ya, çok iyiyiz gerçekten. Orada birini vurdum. Bak araya aldık bazen onu. Sola döndük. Orada 3 araç kalmıştı. Aynen, bir tane zaten vurdu onu, polis geldi. Kafaları bir tık mantıklı oldu ama işte kullanamadılar. Niye kullandılar? Çünkü bizim başımızda Faldı deli oldu diye bir unsur var. Vallahi şehir şu an başladı arkadaşlar. Seri de başladı. Ne? Girme. Polis var. Bir dakika. Sen çek de kenara. Soyun. Sen de soyun. Çek kenara. Sen kenara çeksene. Yok gitme. Dur kenara çek. Çek kenara. Ne oluyor? Tamam, çık. Tamam. Tamam, beni bırak burada. Beni bırak. Beni bırak. Öne git, hastanenin önüne bak, git hastanenin önüne bak. Ulan kasap. Ya şansı ölmek çok kötü. Bak gelsin, boğaç kafama sıksın, hiç sıkıntı yok. Role girerim. Fear RP yaparım. Yemin ediyorum zırh pastım diye öldüm ya. Bir insan zırh pastı diye ölür mü ya? Aa, boğaç orada. Kaza geçirdi abim, açılın. Memurum. Ya hiçbir şey yapmadım oldum. Kaza ya. Geçirdi abim, açılın yoldan. Abim bize dayan. Allah'a şükür. Arkadaşlar neyse, bir bok yemeden başımız. Aa, dur ben bunu çıkartmıştım. Tamam tamam. İyi misin abi? Çık, çık. Büyük bir kaza geçirdi abi, iyi misin? Çocukların hepsi manikene gelsin. Tamam. Hastane yapmayayım mı? Hanımefendi. Araçta başkası var mı? Doktor mu? Arkadaşlar. Aracımız var mı? Arkadaşlar. Evet,
Öğrendin mi bu? Ooo. Kasap. Bir dakika dedin. Kasap. Bravo. Eren lan. Şş, gel gel beni dinle. İçerideyken kucakla hemen getir. Polis alır onu çabuk. Eren'i kucakla, koş. Alayda ama baksana içeride yatıyorlar hani. Bir şey yok beyefendi. Abi misin? Pardon. Oradan geçiyorsan beni tükürsene diyecektin mi? Diğer çocuk. Var. Maalesef. Dur bekle. Bekle. Lan aslan değil mi? Salak. Arkaya da otur. Oğlum binemiyor muyuz? Binebiliyoruz. Ulan aracı aç. Aracı aç. Oğlum aracı aç. Şimdi... Oğlum. Açtım bir daha. Bir dakika. Kim o gerizekalı? İçeride. Beyefendi. Şunu bir banlayayım ben. Kalırsınız. Hem de kapatın. Aslan ne oldu lan sana? Oğlum. Kim o gerizekalı? Gemiden düştüm malamına. O mal kim? O mal kim onu açan? Gemiden düştüm mal. Oğlum tokat atmayacağım. Kim olduğunu söylesin. Tebrik edeceğim. Gel. Kafa yeşil kafa. Düştü. İyi tamam. Şu yeşil kafa. Ofisörüm. Tamam. Ben bir tane hasta kişiyi arıyordum da. Yerellere gitmiş. Doktor. Oğlum ne yapayım oğlum? Doktor arıyoruz. Kurtulacak doktor. Abi. Tamam oğlum. Söyle. Hazır abi. Hadi gidelim. Nerede o ya? Aslan iyi misin? Artık gidelim şuradan hadi. Bence de abi. Oğlum aslan nereye gitti? Sür şunu artık. Kesin hadi sür şunu ya. Hadi ya. Hadi oğlum ya. Yapacağınız için içine tüküreyim ya. Şunu çekelim. Neyse bir çekilin sen. Sür şunu. Ha? Allah'a şükür ya. Çıktık şuradan ya. Duyuyorum kasap. Çekilmiş evet. Gidiyorum hatta. Hastanedekiler çok kafa şişirdi ya. Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenme Fatih. Lan niye bağlanmıyorum ben? Ölmedim ki. Arkadaşlar beni dinle şimdi. Beni dinle. Onlardan aldığınız adam oldu mu hiç? Aldık değil mi biz orayı? Aldık patron. Tamam çok iyi. Aldık orayı patron. Çok iyi. Belliydi zaten de. Ben biraz şeye gittim. Zırhımı giyerken araba durdu. Bizim adamlar vurdu bende ya. Tamam geldim. Sıkıntı yok. Orayı yani vurduysak çok iyi. Tamam süper. Orada biz indirdik bir aracı. İkinci indi. Malikaneye gelsin herkes. Patron geliyoruz. Patron. Evet. Üstümüzü değiştirdin mi? Kasap birini kaçırdım patron da. Tersinden geçiyor kimsin? Düğümü herhalde anlamadım. Tamam. Geleyim mi? Aynen almanız lazım. Hastanenin altında bir giriş daha var ya alt tarafta. Alt taraftaki giriş mi? Aynen orada bekliyoruz. Tamam. Paul beni dinle Paul. Dinliyorum. Hastanenin alt girişine git. Kasap orada Eren'i kaçırmış. Git al gel. Alt giriş arka taraf. Tamam Eren'i de aldık süper. Eren'i iyi ki gördüm ha. Bizden kaç kişi düştü orada? Durular komple ayakta değil mi? Ayaktayız. Tamam. Çok az kişi düştü bizden. Düşmedik. Oğlum ben zaten şansa gittim ya. Bir görsen kafayı yersin kafayı. Geldi. Ooo bizim tam kadro buradayız. Helal. Aferin. Patron kriptoda biraz rojon dönüyor sanki. Tamam bakacağım şimdi. Aferin toparlanın. İyi misin? İyiyim sıkıntı yok. Aferin. Karşısındaki yerdeyim ben. Biri gelip alabilir mi? Patron size feci laflar gelmiş. Tamam halledeceğim. Tamamdır arkadaşlar şu bir arkadaşınız var onu bir alın. Çok iyiydiniz ekip. İyiyim sıkıntı yok. Zırh giyerken gittim anasını araba durdu. Bir daha da giymem arabadayken. Tamam süpersiniz arkadaşlar mükemmel. Boğaç denen keltoş yeri yaladı galiba. Fadlı Bey şimdi bunlar silahlarını kaybetti. Depoya gidip silah alacaklar. Onları bir depoda bir daha yakalayabiliriz. Yakalarız. Arkadaşlar buluşma yerimiz şu an malikane. Ben bir kriptoya bakıyorum ofisten. Patron şu anda bize sıkıyorlar iki araba. Neredesin? İlk çatışmanın çıktı ya abi. Nasıl?
O mekan mı? Evet, Gun Shop'un yanındayız. Hayır hayır, şimdi gitmiyorum, orası doludur. Vallahi mı? Kaç kişi var orada? Şu an bir araba, iki kişiler. Bir şey mi? Fazladan silahınız var mı? Yani? Sarı renk mi? Benim mi? Yok yok, normal bir araba. Gri renkli. Dur. Bakalım, beni dinle. Ege, daha deminki arabalara atla. Daha deminki mekana bir daha bir bakın, şöyle gelin hadi. Araba yok patron. Hayır oğlum, bir gel sen benimle. Bir yer. Gel. Buraya gelmeniz lazım. Tamam tamam, geliyoruz geliyoruz. Konum atabilecek misin bize? Gun Shop'un orası mı? Arabalar atlayın, herkes arabaya atlasın, gidiyoruz. Patron, Gun Shop, evet. Tamam. Boşta araba var mı? Boşta araba. Çekem, vermem. G boş. John Wick. Gel. Mustang. Bas. Konum alasın. Arabaya konum atıyorum, acil gelin. Dur, John Wick al. Kriptoya bakalım biz de o arada. Yola çıkalım mı biz? Fazla Bey. Antrenmandan önemli tesisi yapalım. Patron, biz yolda bekliyoruz sizi. O sarı BMW'nin yanında 2-3 tane de adam kalmıştı. Yerde baygındı. Patron orada beni bir zeki korumamız polisin kucağına attı. Adam almıştım bu ağacın adamını. Bastı gitti arabayla. Dur diyorum, durmuyor. Fazla da hepsine tekmen var adamların, haberiniz olsun. Kaç kişi var orada şu an? Patron, ilk savaşın çıktığı yerde silahçının oradayız. Bir araba, iki kişi. Tamam, geldim. Sana mı bakıyorlar, ne oluyor? Evet, bir iki kişiyiz. Ben de iki kişiyim şu an. Geldim. Ben sana dediğimde tarayacaksın. Geliyoruz. Devam et. Koşanlar bizim, onlar arabada. Buradan girin. Araba rengi ne? Gri spor, tamam. Şey bunlar. Devam, Hellraiser olabilir bunlar. Devam et. Arkanızdayız, geri gelin. Nasıl geri oğlum? Gun Shop'un önüne geldik şu an. Gördüğünüz gibi giriyoruz. Yoldan geri gelin. Geri gel. Ege, geri gel. Bak, burada adam var daha solda. Geldiğiniz yoldan geliyor. Arkanızda. Tamam, arkamızdaymış oğlum. Geldiğiniz yolda. Ben önden gittim patron. Dönün beyler, dönün. Devam et vurun. Devam et. Bu benim burada. Ya bunlar arkadakiler gitsin patron, önden senin. Bizim gitmemiz iyi olmaz. Sakin ol Ege, bir şey olmaz canım. Sakin ol, devam et sen. Arkamızda 5 araç var. Fren çakarsın, onlar öne geçer. Aralarında siyah araç. Bize çarpmasınlar da o sırada. Oğlum, burası karman çorman olur ya. Sıkıntı burası. Sen neredesin şu an? Arkamdasın değil mi? Aha, bunlar. 10 foot gördük sizi, tamam. Devam et oğlum. Alalım sizi, tamam. Geldik çocuklar. Nerede oğlum? Araba var bir tane. Arkadayım. Tamam. Tam arkanızdayız. Tamam. Arkanızdaymışız oğlum. Al onu. Kucakla. Ege, sen telsizi duyuyor musun? Ben hiçbir şey anlamıyorum ki patron. Baba, niye anlamıyorsun? Adam diyor ki geldiğiniz yolun arkasına dön, sen ileri gidiyorsun. Patron. Aldınız, bindiniz mi? Bindik. Tamam, dön malikaneye şimdi. Tamam, dön Ege. Malikane mi? Aynen, malikane. Eren, iyisin değil mi evlat? Amca, ben iyiyim de sıkı kemer çarptım. Tamam. Hadi bakalım, dönüyoruz malikaneye. Arkadaşlar, videoyu bitiriyorum. Allah'a emanet olun. 2 saat sürdü video. Senin kemerin bağlı değil miydi ya? Sen nasıl düşüşe...